merhaba. Bugün, merhaba. E, hoş geldiniz. Hoş Bugün e, konuğumuz e, e Ragip Hoca, Ragıp Hoca. Bilindiği gibi e, geçen ay hocamızla e, Doktor Keney ve fizyokratlar üzerine hatta e, Turgoy'u da kattık biraz. Söyleşi yaptık. E, çok güzel, çok harika bir söyleşi olmuştu. E, e, ve o toplantıda da söylediğimiz gibi e, onun devamını da getirecektik. Getirmeye söz söz almıştık hocamızdan. E, ve bugün Kurno ve Varlas üzerine e, konuşacağız. Tabi iktisatta ilginç bir şey var. İksat dediğimiz zaman Edim Smith tabi başta olduğu için İngiltere akla geliyor. Anglo-Sakson dünyası haklı geliyor. Ama ilginç bir olay var. E, yani e, kene tabi okey. Ama e, iktisatta ortodoks iktisat dediğimiz zaman mainstream ana akım iktisadı dediğimiz zaman e, Varlas'lı genel denge iktisada akla gelir. E, Varlas bu Fransız. Varlas'ı ve iktisatta özellikle mikro iktisatta rekabet, tam rekabet, tekel, e, olikopol dediğimiz zaman oradaki de hepsi e, modelleri ve ikisi de pür matematiksel modeller. Dolayısıyla <laughs> bu e, Fransızların hakkı yeniyor gibi. Yani <laughs> bu İngilizlere bu atfediliyor ve e, İngiliz, İngiliz İkiz adında aslında ilginç bir şey var. Keynes ve tabii Marshall matematikçi olmalara rağmen pek fazla matematik kullanmadılar. Yani matematik kullanımına da karşına çıktılar. Halbuki e, burada daha ileri matematik var. Ben e, bu söyleşi dolayısıyla kurduğunu kitabına tekrar baktım. Yani <laughs> baştan sona matematik. <laughs> şey. Dolayısıyla aslında hakkını vermek lazım yani bugün hakkını vereceğiz tabi biraz da bir hocamız formalizme biraz şüpheyle bakar ben de biraz şüpheyle bakarım o e, daha fazla e, o kadar değil Yo, yani neyse onu konuşuruz vereceğiz. onu konuşuruz şimdi, konuşalım do, do, dolayısıyla e, şimdi hocam e, 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 siz herhalde bir sunumda hazırlamışsınızdır evet. sunumdan da gidebiliriz bir sunumuzu onu açayım e, açın. istersen açın Sonra oradan sorularımızla devam edelim. Hı. Evet. Şimdi, 19. yüzyılın e, başındayız. Kurno doğduğu 1801 yılında. Evet. Evet, oradan. Şimdi e, şimdi 1000 evet e, çok tanıtan bakalım e, er hocam. Ercan Hoca bir kere çok çok teşekkür ederim. Yani sizin sayenizde aynı zamanda e, konuşmalar yapabiliyoruz, yazılar yazıyoruz bizi içimiz yani kendimizden çıkar çıkmamızı sağlıyorsunuz bizim çok teşekkür ediyorum onun için evet. ee, şimdi Augustin Cournot, 1801-1877 e, çok e, ünlü kitabı çok önemli kitabı zenginlikler e, zenginlikler kuramının matematiksel ilkeleri üzerine araştırmalar 1838 şimdi Cournot e, çok ilginç bir kişilik Fazla e, öz yaşam e, öykülerine şey yapmayacağım, girmeyeceğim ama e, Ecole Normal Supérieure var şeyde e, tabii e, Fransa'da. E, çok önemli bir yüksek okul, öğretmen okulu dedim ama yani normal e, adı. Ve e, şey e, matematik e, öğrenimi e, ve öğretimi e, çok yüksek e, okullardan bir tanesi. Ve e, şey Kurno e, burada e, yetişiyor. Ee, gerçekten çok yüksek bir matematik e, donanımı elde ed 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 ediyor e, bu e, şeyde, e, bu e, kurumda. E, aynı zamanda August Valras'ın da okul arkadaşı, August Valras da bildiğiniz gibi şey, e, Leon Valras'ın babası. E, i̇ki evet. Bunlar Hatta iki o, arkada. O, o da 1801 doğumlu galiba hocam. Evet, galiba. o da 1801 doğumlu, evet. Ve evet. e, 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 şey de, e, e, arkadaşlıkları sürüyor. Dolayısıyla e, mesela şey, e, Augustin Cournot, e, Auguste Valras'a geliyor, evine geliyor. Dolayısıyla yani Leon Valras onu o şekilde de tanıyor. Yani e, çok yakın e, bir ilişkisi oluyor şeyle, Kurno'yla. E, ee, ve şey Leon Valras 1834-1910 Kurnoyu e, bu kitabı 1853 -54'te, 54'te okuyor. Çok önemli bir şey var. Gerçekten çok önemli bir şey. O da e, bu kitap 1860'lara kadar bu kitaptan kimse söz etmiyor Fransa'da. Kimse ama. Yani e, oysa e, bir sürü e, iktisat e, profesörü var. E, bunların e, büyük çoğunluğu da şey e, işte liberal iktisatçılar Yüksek okullarda fakültelerde kadroları ellerinde tutuyorlar. E, i̇şte çok büyük çok devasa böyle bibliografyalar falan yaparlar bu insanlar bir tanesi bile e, ne, e, neredeyse Kurno'nun kitabını şeye almıyor bir biyografyasını almıyor kimse okumuyor kimse bilmiyor An zaten bu açıdan Valrası e, şey e, Kurno'yu tanıtan bir yerde e, Valras ı. hocam şöyle bir şey okumuştum yani Fransa'da e, Kurno iksatçılığıyla tanınmaz dışarıda tanınır. Yani, yani, dışarıda işte yani e, 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 sizin Anglo-Saxon evet Anglo-Saxon e, dünyasıyla söylediğiniz aslında Anglo-Saxon dünyası bir yerde daha neredeyse hakkını verir vermeye başlıyor. Kurnoyla ile Valrası aslında yani. Ama Fransa'da da gayet tabii bir sürü insan var yani buna ilgilenen. Ancak o devirde yani şöyle bir şey söyleyeceğim ben başlangıç olarak hani söylenir ya bazı frekanslar vardır. Ses frekansları e, kimileri duymaz yani bazı şeyler bünyeler duymaz ya da insan mesela duymaz ama köpekler duyar öyle şeyler söylenir biliyorsunuz. Evet. Yani böyle bir durum var e, Kurnon'un kitabıyla ilgili. Öyle bir frekansta ki kimse ne olduğunu anlamıyor e, bu, bu kitabın. Yani gör, gördüğünüz e, şey yani biliyorsunuz. İki, iki yani. şeyden bahsedebilir miyiz orada? Yani bir... Tabii 1838 işte herhalde şeylerde Seyf falan var. Seyf ölmüş müydü bilmiyorum ama evet. onun geleneği var. Klasik iktisatın geleni söz konusu. Bu onun dışında bir şey bu talep teorisi. Talep üzerine şey evet. halbuki klasik iktisat bir arz teorisi. Yani evet. arz iktisadı. Dolayısıyla Tabii. bir farklı bir bakış açısı var. Emek doğru. emek Çok değerden doğru. falan hiç bahsetmiyor yani diğer kavram yok aslında. Diğer, diğer kavramı var. Baş... Ama diğer ama kavram. aynı zamanda ama aynı zamanda Ercan Hoca aynı zamanda matematiği uyguluyor. Yani Tabii bu matematiği bambaşka, bambaşka bir şekilde uyguluyor. Yani matem onu ona ona gelmek istiyorum hemen zaten. Evet. Yani bu matematik konusuna gelmek istiyorum. Ee, daha ön sözünde e, matematiğin toplumsal, e, ekonomik yaşama uygulanması üzerine çok ilginç gözlemler gözlemleri var bir kere kuramla sistemi ayırmak istiyor ben kuram yapmak istiyorum ve bir biçimde soyut düzeyde yer alıyorum diyor yani sistem değil ya da doktrin değil ya da işte bir işte nasıl bir sistem içinde nasıl kalkınırız gibi gibi sorular değil kuram oluşturmak istiyor ve e, e, matematiksel biçimlerin ve simgelerin dediği uygulayımıyla ilgileniyor. Yalnız diyor bundan söz ettiğinizde yani o sırada da Fransa'da da yani herkes buna karşı çıkıyor diyor. Matematikle ilgili bir ön yargı var diyor. Ve o e, çok e, önemli benim gözümde yani benim bence hepimiz için yani e, bu ön yargı matematiğin aritmetikle karıştırılması. Ee, e, yani e, matematik, aritmetik değildir. Yani dört <laughs> dört işlem değildir e, diyor ki bu e, aynı zamanda var arasında yani en çok vallahi en çok üzen, en çok sinirlendiren şeylerden biri, tutumlardan biri. İşte ne olacak şimdi genel denge fiyatlarını saptadıktan sonra ne olacak? Pazar piyasa kalmayacak, ondan sonra bunlar dayatılacak gibi şeyler. Ya ben burada genel denge fiyatlarını hesaplamıyorum diyor devamlı şey Valras başka şey yapmaya çalışıyoruz ve başka şey yapmaya yapmaya çalışıyoruz dediği de aslında e, e, Kurno gayet tabi yani aslında e, Valras'ın tümü bir biçimde Kurnonun içinde çok bu çok önemli bir şey yani e, onu, ona ona geleceğim zaten e, evet. yani e, şu şunu da söylüyor. Bu da çok bu da çok önemli şeyin, Kurnon'un. Matematiğin toplumsal olgulara uygulanmasının bu olguların zorunlu olarak sayı ile hesaplanmasına varacağına inanılır diyor. Sayı ile hesaplama değil benim yaptığım. Sayısal değerler değil. Yani işte bu bunu öne sürerler. Hala daha da sürüyorlar. Yani o yüzden formalizm konusunda ben öyle hani çok şüpheli davranmıyorum. Yani siyasal değer pardon, sayısal değerler işte insan gerçeğine uygulanamaz insan gerçeği çok daha derindir, çok daha ça ça şeydir karmaşıktır işte e e böyle e hesaplamaya gelmez falan diyor. Oysa hesaplama sorunu değil diyor. Matematiksel çözümleme sayı hesabı değildir diyor. Yani e şey e e bakkal dostlarımızdan özür dileyerek yani bakkal hesabı değildir. E, e, sayısal olarak hesaplanmayan ya da hepsi hesaplanamayan büyüklükler arasındaki ilişkilerin çözümlenmesidir diyor. Yani ilişkilerin çözümlenmesi e, ve burada bir çok güzel bir şey var e, e, gözlemi var onu çevirdim. Matematiksel çözümlen çözümlemenin en önemli işlevlerinden biri sayısal değerleri hatta cebirsel biçim e, biçimleri kesen kes saptanamayan saptanmayan miktarlar arasında belirli ilişkiler saptamaktır. Yani sorun hesaplamak değil. Bu yüzden hemen yani siz de görmüşsünüzdür yani şeyde, ön sözde hemen fonksiyon kavramını gündeme getiriyor. Fonksiyon kavramı ve yani sonunda bütün yani kitap... Yani fonksiyon kavramını iktisada uygulayan kişidir yani. Kişidir. Kişi, Kişi. Evet. evet. Ve yani matematiği uygulaması yani şeyde çok temelde fonksiyonu matematiğe sokuyor. Dolayısıyla fonksiyonun bütün şeylerini, niteliklerini ve yani fonksiyon kavramından giderek çözümlemelerini geliştiriyor. Diferansiyel, yani diferansiyeli, kalkül diferansiyeli şeye yapan, iktisada sokan şey, kurna. Yani türev kavramını sokan, integral hesaplarını sokan, limit kavramını sokan. Fakat bütün bunlarda beni gerçekten çok benim gözümde çok önemli olarak gördüğüm şey, şey ilişkiler üzerine üzerinde kafa kafa yoruyor ve buradan ben biraz biliyorsun yapısalcılığı sevdiğim için yani evet. yapı yapıda yapısalcıların söyledikleri değil mi devamlı bir yapıyı oluşturan ögelerin ögelerin anlamları o ögelerin içinde değildir o ögelerin arasındaki ilişkilerden doğar yani ilişkiye ilişkiye ve bağıntılara verilen önem ee, bu yüzden kurna Kurno gerçekten e, gerçekten e, devrimci e, devrimsel bir şey yapıyor yalnızca matematiği sokması değil matematiği anlaması son derece önemli e, tabi ve e, burada zaten e, şey yapılamıyor yani e, hiç kimse doğru dürüst anlamıyor ki kendisi bile daha sonradan kendisi bile bir biçimde bundan uzaklaşıyor Valras'ı en çok üzen olgularda olaylardan bir tanesi budur. Yani Valras onu e, kendisine yani gerçekten bir şey olarak yani, e, işte bir baba olarak diyelim e, gö görüyor fakat bu, bunu istiyor kendisinden işte benim yaptığım mı bir biçimde şey yapın bu, bunu e, e, savunsanız ya da sizin şeyiniz altında e, işte e, e, yönetiminiz altında bunu geliştirmek istiyorum falan gibi e, Kurno sürekli şey yapıyor e, yani. E, Beride kalıyor. Hocam şey, o, o, pardon, o... Pardon, bir şeyler oldu. O söylediğiniz dönemde e, biliyorsunuz sonra e, e, şey oluyor, Hı. kör oluyor bildiğim kadarıyla. Yani gözlerinden sorunlar evet, oluyor. Evet, gözlerinden biraz sorunlu. O, o, bir, biraz o döneme tekabül ediyor galiba. Yani Yalnız uzaklaşma ya ha. uzaklaşma da biraz da onun şeyi var. Ha. Çünkü çok üzülüyor bildiğim çok üzülüyor evet. yalnız matematikten e, <laughs> şüphe duymaya başlıyor oysa matematikten şüphe duyması neredeyse e, başta söylediğine e, söylediğinin içine düşmesi gibi yani başta kritik şey yaptı eleştirdiğin içine düşmesi gibi yani matematikle evet. işte insan gerçeği matematikle son çözümlemede anlaşılamaz falan gibi şeyler söylemeye başlıyor oysa sorun e, insan gerçeğini tümüyle anlamak değil sorun <laughs> e, matematiğin fonksiyon şeyini kavramını ya da e, 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 aletini e, e, u, şey yaparak kullanarak bir bir kuram oluşturmak ve bir biçimde yani şeyin insan gerçeğinin bir küçük bir şeyini parçasını başka türlü anlamak sorun yani yani şey değil yani matematikle bütün her şey açıklanacak falan gibi bir e, sorun bir bir durum söz konusu değil ya da bir e, iddia söz konusu olmaması gerekir yani dolayısıyla buradan giderek e, şey diyor yani e, asıl sorgulama e, valor yani değişim e, değeri değişim değeri üzerinde e, düşüne, düşüneceğim diyor yani şey e, bunu e, bunu inceleyeceğim diyor e, zaten aynı şekilde Valras'ta e, şeyinde elementlerde yani e, saf e, saf ekonomi e, politik e, kitabında e, ilk şeyler ilk dersler tamamen bu e, e, şey exchange eşanj e, değişim e, sorunsalına ayrılmıştır yani çok bunun <laughs> üzerinde çok ısrarla durur, durur ve değişimin e, 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 exchange'in e, insan olguları içinde doğal olgulara doğal olguya en yakın olduğunu falan e, söyler evet. biraz da evet neyse yani burada şey ve e, yani bu ördan e, giderek e, işte çok o, ö, ö, şey e, ünlü olan e, Kurno'nun talep ya da sürüm yasası dediği e, yasayı oluşturuyor ki bu zaten sadece bir fonksiyon yani e, talebin, Fiyat. Fiyatın fonksiyonu, olduğunu Fiyatın ilk fonksiyonu defa, oldu. ilk defa. İlk defa formüle eden. Kişi i̇lk defa formüle eden bu. Yani evet. e, kendi başına bu bizim için fazla bir şey değil gibi görünebilir ama bu gerçekten devrim devrimsel bir şey. Yani evet. e, bu yaptığı burada ve bunu kesiksiz fonksiyon olarak alıyor. Ee, onun üzerinde de yani niye öyle yaptığını açıklıyor falan ve daha sonra da işte sürüme sokulan ya da e, şey e, e, talep edilen miktarın toplam değeri olarak e, fiyatlarla fonksiyonun çarpılmasını alıyor fiyat vektörüyle e, ve buradan Lagrangian'i kullanarak e, bunun ter, şeyini p e, f e, 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 türevini alıyor ve e, meşhur e, şeyini e, e, eşitlemesini yapıyor. E, Fp e, artı p f prime ve e, ve bütün daha sonraki şey e, sorgulama özellikle diopol, oligopol, monopol e, falan e, konularında e, bu fonksiyondan devamlı e, şey yapıyor, e, hareket ediyor ve bu fonksiyonun biçimi e, talep ya da sürüm yasasını oluşturur diyor e, yani sonunda şey yaptığı e, çözümlemeye çalıştığı ya da üzerinde düşünmeye çalıştığı fiyatlar nasıl e, talebi e, belirleyebiliyor na, na, ne, ne, ne şekilde belirleyebiliyor e, e, şey sorgulaması e, bu talep ya da sürüm yasası Walras'ın genel denge kuramının temelini oluşturuyor yani ben bunu vurgulamak istiyorum özellikle bu, bu konuşmada ee, Valras'ın tümü kurnanın, kurnanın içinde yani şey biçiminde içinde bir dakika yani küçümsemek asla istemiyorum şeyi Valras'ı küçümsemek değil sorun ama e, gerçekten e, şey çekirdek biçiminde diyeceğim e, yani e, hemen bütün şeyleri Valras'ın e, bütün o ortaya çıkardıkları bir biçimde Kurnon'un kitabının içinde. Gerçekten devrimsel bir kitap bu. Ve zaten öyle bir şey ki yani 30 yıl boyunca hemen hemen kimse sözüne etmiyor. Kimse sözüne etmiyor. Ama bugün mesela Social uh, uh, Sciences uh, Citation şeyinde uh, en çok en uh, çok başvurulan en çok e, referans yapılan e, kişilerden e, bir tanesi e, e, iktisatçılardan bir tanesi Kurno Valras'la evet. birlikte zaten yani e, bu e, şimdi e, Kurno'nun e, tezleri yani özellikle bu oligopolle ilgili yaklaşımı bir oyun teorisiyle birlikte Hay, neşle tabi. birlikte Hay, Kurno tabi. neş dengesi Bertrand neş dengesi. E, neş dengesine dönüştü dolayısıyla oyun teorisinin temelleri, başlangıcı temelleri. burada. Dolayısıyla Son oyun demir. teorisi de e, yani iktisatta ve diğer bilimlerde revaçta olduğu için her zaman bir oyun teorisine girdiğiniz zaman özellikle iktisatçıysanız eee Kurnoya bir atıfta bulunuyorsunuz kurnaya dönüş, dönüşüyorsunuz. Tabii. O yüzden o yüzden de sat, çok sitasyon çok oluyor yani. Evet. <laughs> Kurnonun evet. sitasyonu evet. çok oluyor. Ve yani bir de bir de çok önemli şey varsayımlarından bir tanesi kurunun serbest ticaret bağlantılarıyla birbirlerine bağlanmış parçalardan oluşmuş bölgedir. Piyasa diyor. Bu, bu piyasa piyasa şeyi e, e, tanımı çok çok önemli ve bu piyasada bu bölgede fiyatlar kolayca ve videlikle aynılaşır bu aynılaşma eşitleşme değil gayet tabi yani evet. e, e, yani şey e, temel temel ilke temel ilkesi e, şeyin e, kurnunun serbest ticaretin serbest rekabetin var olduğu bir piyasada fiyatların fiyatların fiyatın aynılığı aynılı, fiyatın misiniz? aynılığı pardon yani aynı aynı kaynaklar ve üretim koşulları içinde üretim yapan iki üreticinin rekabette olduğu bir piyasada bu iki üretici aynı fiyatla iş görmek zorundadır yani bu 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 çok önemli yani e, serbest e, e, rekabetin olduğu e, bir e, piyasada e, iki üretici aynı şartlar içinde, aynı koşullar içinde, ve aynı kaynaklardan yararlanarak üretim yapıyorsa ürettikleri e, malların fiyatı aynıdır. Yani bu e, işte uniformite dediği şeyin e, kurşunun e, bu 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 da Walras'ın temel e, varsayımlarından bir tanesi. Yani Valras'ın piyasa e, şeyi tasarımı tamamen Kurnon'un tasarımı aslında. Yani e, ayrıca ayrıca Ercan Hoca bir de yani Valras yasası diye bir bildiğimiz evet. çok siz çok iyi bildiğiniz gayet tabii literatüre geçen genel denge yasası. Yani burada adla adınca da bulunuyor. Yani, şimdi biliyorsunuz şeyi bu yasayı yasayı yani Valdas yasasını ne sayıda piyasası piyasayı içeren bir ekonomide ne eksi bir piyasa dengede ise ne piyasası da dengededir biliyorsunuz bu bu yani evet, son tabii. derece önemli yani temel şeylerden bir tanesi varsayımlardan bir tanesi Valras'ta yani bağımsız değişken sayısıyla denklem sayısı arasındaki eşitlik. Yani şeyin Waldasın devamlı şeyi ama bu kurno aslında gerçekten yani şaşırtıcı bir şekilde kurno kurno bir dünya ekonomisi tasarlıyor ve bu dünya ekonomisi içinde e, döviz e, şey var e, e, alışveriş yerleri diyor ona neyse yani ülkeler var ve aralarında tam esnek döviz kuru uygula, uyguluyorlar bu şeyler bu ülkeler tam esnek e, döviz kuru ülke sayısı diyor R'dir diyor. döviz kuru sayısı R, j 1 eksi 1'dir. Eğer her ülkenin para, parasının döviz kuru ülkelerden birinin parasıyla ifade edilirse bu sayı R eksi 1'e indir, indir, indirilebilir diyor. Denklemler yakasındaysa R1 sayıda döviz kurunu belirleyen denklem sayısı R'dir diyor. Dolayısıyla denklemler sisteminde bir aşırı belirleme durumu ortaya çıkar diyor. Bunu biliyorsunuz yani şey evet. denklem sayısıyla e, değişken sayısı bu bu bu, bu gayet tabii Valras'ın en önemli şeylerinden bir tanesi e, e, yani kafasını... Valras yasası dediğimiz yasası Valras yasası Valras yasası Kurno'nun Kurno'nun e, gerçekten dile getirdiği i̇şte, Kurno bunu, bunu söyledikten tabii sonra tabii şimdi yani, yani şöyle bir şey yok yani tabii biz e, Varlas burada intihal yaptı falan diye bir şey söylemiyoruz Hı. zaten çünkü asla asla Varlas e, herhalde Varlas'a girerken de belirteceğiz yani tekrar döneceğiz tabi e, Varlas Lozan'a sokan da kurmu aslında <laughs> yani bir şekilde e, yani, yani e, e, şeyle sen iktisatçı ol ee, babasıyla birlikte iki saat yani sen bu serseri bırak roman yazma şiir yazmayı he, he. gazetecilik yapmayı onu e, sanatçı evet, oldu evet. şeyde babasıyla varla şey evet. E, kurno yani doğru, bunlar doğru, aile doğru. dostu çok doğru aile çok dostu doğru. dolayısıyla doğru. E, yani bir şey yok yani Hayır. ama yani. e, tabii şeyin kurnağının matematiği tabii varlığından çok üstün. Fakat zaten fak matematikçi fa yani. e, e, gerçi e, mekanik doktorası yapıyor galiba hocam değil mi? Evet evet, evet. evet. E, tabii ama yani e, şey gerçekten matematiği çok güçlü o şey babasının da varlısın babası da aslında iyi matematikçi. Yani bunlar ikisi evet. de iyi matematikçi zaten or oraya gel gelecektim ama istersen hemen sö söyleyelim onu yani valrasla ilgili olarak valras ilk önce bir ekol Polytechnique biliyorsun şeyde Fransa'da en önemli yüksek okullardan bir tanesi buraya giremiyor buraya bir türlü. Yani matematik hep kafa hep şeyde arkada yani devamlı bunu kurcalıyor Valras. Evet. matematikle yani kafasını bozuyor bir yerde <laughs> ona da geleceğiz belki daha sonra maden o yüksek okul var, ekoldemin oraya giriyor ama yıl sonunda e, yeterince yüksek puan alamadığı için dışarı atılıyor sonra yine matematikle ilgili olarak sonra tekrar bir konkur oluyor, oradan tekrar okula giriyor, ondan sonra gene olmuyor ve bu valras bu zavallı yani bu açıdan bir tek şeyi yok, gerçek diploması yok Zaten yani, e, Fransa'da e, bir kadro edinememesinin en önemli nedenlerinden biri başka nedenler de var. Geleceğiz belki yani. E, ama en önemli nedenlerinden biri bu. Yani şeyi yok. E, e, şimdi diplomasi yok. Kur Kurna'yı bitirdik mi hocam? Var hayır mı hayır. hayır. Şey... Bunu sadece parantez içinde söylediğim Çünkü... şeyle ilgili olarak. Evet. Hayır. E, şimdi e, bu e, yani bu, dolayısıyla sisteme belirlilik kazandırıyor şeyle de, de, denklemlerle şeyler arasında değişkenler arasındaki eşitliği sağ, say, eşitliği sağ, say, sağlayarak aslında yani bunun üzerinde de çok şeyler söylenir fakat en yani başka önemli bir şey de var. Biliyorsunuz Valras'ın sistemi eş zamanlı eş anlı denklemler sistemi e, yani şeyde hemen görüyorsunuz kuronun metninde bu kuronun devamlı şey yaptığı yinelediği bir şey çeşitli bölümlerde yani şey sistemi bu eş eş zamanlı eş anlı Denklemler sistemi Kurno'nun sistematik bir şekilde kullandığı bir şey. Dolayısıyla yani burada şey derler de işte varas işte bu Poincet diye bir, bir 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 şey var bir profesör var fizikçi ve istatistikçi o evet. onun bir kitabını okuyor 1853'te Statistik ele şeyleri temelleri gibi bir şey <laughs> ve orada eş anlı denklemler sistemini bulguluyor derler aslında eş anlı, eş zamanlı e, 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 denklemler sistemi kurnuğunun e, çözümlemelerinde var yani e, bu açıdan da e, yani gerçekten Valras e, bir yerde kurnoyu bir biçimde e, e, neredeyse e, geliştiriyor yani gerçekten Tabii yani bir bir şey var o da e, e, kurnoya karşı çıktığı şey kurno Tikelden başlıyor diyor yani e, şeyden e, e, genelden değil ge, oysa genelden başlanması gerekir o e, işte e, e, şeyden diopolden monopolden falan başlıyor oysa işte genel e, e, dengeden denge sorunsalıyla işe başlamak gerekir e, diye e, işe girişiyor yani. E, ve burada e, yani e, biraz da biraz önce söylediğiniz çok önemli. Onun üzerinde duramayacağız tabii yani ama e, yani bu çok önemli. Yani Naş e, Nash dengesinin ilk formülasyonu e, kurnuda. Yani, bu az buz bir Şimdi, şey değil yani. Tabii Vargasa geçmeden önce e, kurnu hakkında ben de bir iki şey söylemek isterim. Yani bu Kurno'nun bu noktaya geldiği yani talep teorisi, talep fonksiyonu, sonra e, duopol teorisi, e, tekelci aslında e, Anglo-Sakson dünyasında yok <laughs> şeyde. E, e, talep teorisi işte şeyde formüle edilmeye başlıyor Marshall'da. Yani kaç yıl sonra e, işte 1860'larda Marshall bunu görmeye başlıyor e, şeyi ve e, tekel şeyi de yaklaşımı da şeyde Robinson Robinson da var 1933'te yani evet. şeyin geldiği nokta e, e, tekelci fiyatın oluşumu yaklaşımı e, neredeyse 100 yıl sonra yani literatürde onu söylüyor dolayısıyla e, yani Kurno'nun e, e, şeyleri e, şey Marshall Wells daha sonra işte rekabetçi piyasada şeyde esnekli kavramı da kavram olarak biraz var gibi galiba tam yok galiba şeyde Kurnor'da evet. ee, yani şeyde bir de işte, tabii hocam e, fayda teorisi yok yani değil mi şeyde Kurnor onu bilmiyor zaten fayda teorisi şeyle mille beraber iktisada girdi yani 1848'de ama e, şey, firma teorisi var yani kritik teorisine ama firma yani, teorisi var. Fayda, fayda teorisine kendi yaptığı e, kuram içindekinde, oluşturduğu kuram içinde buna ihtiyacı yok. Yani o evet. çok önemli. Yani şey e, sorunu değil. Yani her şeyi bilmesi, her şeyi yapması konusu değil. Yok yani sadece yerini tespit etmek açısından söylüyorum. Ha, anlıyorum, anlıyorum ama son derece tutarlı bir kuram oluşturuyor. Tabii. Zaten bu insanların bu ikisinin de valrasında, da, da valrasında, kurnoğuyda da, da şeyini yapan, gerçekten önemini yapan kuramın e, ne olduğunu anlamaları ya da kuram üzerinde düşünmüş kişiler ve kuramı kuram oluşturmaya çalışan şey, şey değil yani e, e, görüşlerin bilmem e, e, dile geldiği e, çeşitli bilmem e, e, yani biraz laf ebeli falan bir şimdi değil gerçekten Hı. bir e, e, bir şey inşa ediyorlar ikisi ikisi de aslında tabi evet, doğru yani, yani o çok şimdi, şimdi buradan var ha. Nasa, şimdi varsa var var geçebilirsek tabii geçeceğiz bir şey şey yapacağım. Şimdi evet. e, Varlası tabii konuşmamızın sonunda doğru herhalde orada değineceğiz. E, sosyalist görüşlerinde ona, ona, babasının on, sosyalist olduğunu biliyoruz Varlas'ın. peki Kurno'nun politik görüşü var mıdır hocam ben pek rastlamadım yani onun nerede e, şeyi? yani bu pür teori evet. yaptı ama e, yani bunu bir yere oturtmaya bir teorik çerçeveye çerçeve e, bir uygulama alanı olarak görme durumu var mı yoksa şimdi e, yani Kur, muyuz? kur Kur, Kur, Kurno'da bir işte özellikle yani Valrasçıların çok şey yaptığı çok, çok Valrasçıları çok üzen bir ta durum var. bu yani bu devrimsel şeyden girişimden uzaklaşması. ve ondan sonra özellikle işte şey tarihi üzerine bilim tarihi, bilimler tarihi üzerine falan bir sürü kitaplar yazıyor. Evet. Bir sürü şeyler <laughs> ya. Bir de yani ayrıca e, e, idari işleri de var. Yani enspektörlük falan yapıyor. oluyor falan. Önemli yapıyor önemli yani. Oluyor falan. E, yani çok önemli eee mevkilere, konumlara geliyor. E, önemli e, sorumluluklar e, üstleniyor. E, yani sadece e, diyelim Valras gibi e, kendini e, yalnızca hani Kurama vermiş e, bir kişi değil. Zaten e, kimsenin ilgilenmediğini gördüğünden şey görünce bu kitabıyla falan onu da bir yerde e, ondan üzülüyor ama neredeyse unutuyor kitabı yani e, ve e, o söylemek istediğim buydu biraz önce Valras bunu şey yapıyor, ortaya çıkarıyor neredeyse, bulguluyor yani. Valla sayesinde kurno aslında bugün ya da daha sonradan bu kadar şey kazanıyor, ilgi kazanıyor. Daha önce kimse sözüne etmiyor. Yani evet. şey de ama sosyalistler falan da sözüne etmiyorlar. Sadece liberaller değil yani. Bu bu yüzden şimdi biraz Gos durumuna düşmüş. Şey. Ha, evet. Ha, evet. Yani o da Jevons olmasaydı herhalde, onu, ş, ş, herhalde bunu hiç herhalde bilinmeyecekti. Söz, sözü edilmeyecekti evet. evet. Aynı şekilde geçen konuşmamızda şey Max Keneğin tablo ekonomikiyle ile ilgilenmeseydi yani çok az insan keneyi bilecekti belki de yani Evet. Mesela Japonya'ya gitmiştim acaba Japonya'da Kene ile çok ilgileniliyor kim ilgileniyor Marksistler ilgileniyor e, Marksistler evet. çünkü tablo ekonomiyi o Marks'ın eserinde şey yapıtında dönüyorlar evet. neyse yani bu 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 açıdan bu açıdan varasın önemini her sürekli vurgulamakta yarar olduğunu ve hakkını vermek gerektiğini evet. sanıyorum yani ama gerçekten şeyden esinleniyor yani esini e, kurno esini Olur. kurno fakat işte bu biraz önce söylemeye çalıştığım e, kurno'ya bakarak özelliği ne Ras'ın? yani genel denge kuramı gayet tabii. genel denge kuramı e, yani kısmi denge sorunsalından genel denge sorunsalına geçmesi e, e, yani aksak eksik rekabetten tam rekabete tam rekabet durumunda ne oluyor? Tam rekabet durumu nedir, nedir, nasıl bir şeydir? E, e, dolayısıyla e, onun kuramı gerçekten genel denge kuramı ve burada e, e, Ercan Hoca burada bir şeye e, çok e, bir şey altını çizmek istiyorum ben değil bu William Jaffe biliyorsunuz, e, şey e, Valras'ın şeyi çevirmeni. Çok çok da güzel çevirmiştir evet. İngilizceye. E, aynı zamanda Walrası gerçekten en iyi bilen kişilerden biri. O diyor, yani marjinalist diyorlar deniyor. Mar ya ile aslında e, çok indirgeniyor Walras'ın yaptığı. Yani Walras'ın kuramı asla optimal exchange falan gibi koşullarının araştırılması değil. Yani marjinalizmde böyle şeyler var. Yani Optimal exchange nedir? İşte e, işte marjinal e, utility bilmem e, e, fiyata eşittir bilmem neyi. Bunlar var gayet tabii Valras'ta. Yani bunlarsız, bunsuz bir yerde kuramın e, yani şeyin tümü e, kuramın tümü oluşturulamaz. Fakat Valras'ın sorunsalı genel denge fiyatlarının nasıl oluştuğu. Yani e, William Jaffe onu söylüyor. Bu diyor, e, hiçbirisinde yok böyle bir şey. Ne da var ne Menger'de var. Yani hani Givens, evet. Menger, e, şey, Walras bunlar marjinalist. Yani Walras bunların içinden bambaşka bir yerde konumlanıyor. Yani e, genel denge fiyatlarının nasıl oluştuğunun soruşturulması, sorgulanması e, korkunç bir şey zaten. Yani bildiğiniz gibi evet, evet. E, e, korkunç bir e, girişim ki yani bu konuda da mesela Kurnun'un e, kitabının sonunda böyle işte genel aslında bu e, işte tam rekabet demiyor ona belirsiz rekabet diyor şey Kurno, O belirsiz rekabet de düşünülebilir ama buna insan işte şeyi insan zekası yetmez falan gibi bir şeyler söylüyor. Tamamen yani bir yerde şeyin başında ön sözünde söylediklerine çelişen şeyler sorun hesaplama sorunu değil bu açıdan da yani Oscar Lange falan çok iyi senin çok iyi bildiğiniz yani orada da bir yerde bence hesaplama ya dönüştürülüyor bu hikaye. Hesaplama sorunu değil, ilişkiler kurma sorunu. ve bu açıdan Valras'ın Walras'ın girişimi çok daha kapsamlı bir girişim. ve o yüzden yani marjinalist deyip aynı kefeye konulamaz şeyle bu asla civınsı e, Mengeri e, küçümsemek için değil. Ama bambaşka bir sorunsal oluşturuyor şey. Walras. E zaten yani bu kadar insanın bu kadar yani e, e, düşünen, ciddi e, e, şeyin e, e, kuramcının Walras'la ilgilenmesi bu zaten. Yani Walras sadece optimal exchange'le uğraşan bir ki, uğraşmış olsaydı işte o da onunla uğraşmışlar geçilirdi. Ama burada genel denge fiyatları nasıl oluşur diye o akıl almaz bir şey soru soruyor kendisine ve içine giriyor. Sizin söylediğiniz gibi matematiği de pek kısıtlı yani pek demeyelim de bayağı kısıtlı çok büyük korkularla yapıyor bunu. Yani var, bilmiyorum onu o konuda da bir şey söylenebilir belki. Çok korkuyor şeylerden, matematikçilerden. Ay, ne, ne, yani yardım puan, istiyor pek de yardım da bulamıyor galiba. Bulamıyor da yardım da yani. doğru dürüz. Ee, evet. e, şey, orada Kurno çok daha ona yardım edebilecekken e, geri tepiyor, e, yardım etmiyor aslında. E, Puankaray var orada o, ona o, ondan bir şey geliyor, olumlu bir yanıt geliyor, uçuyor havalarda var e, Çünkü e, çünkü büyük bir şey var, e, korku var zaten bu korku da güzel bir şey. O korku yüzünden sadece sorunu matematik yapmak değil, gerçekten bir sorunsalı var. Genel denge şeyleri, fiyatları nasıl oluşturulur? Yani bu e, e, matematiği e, gerçekten bir e, araç olarak kullanma, ama ama ne yazık ki o da böyle matematiği bir şey biçiminde sadece matematikle e, işte şey yapılabilir. E, e, bilim yapılabilir falan haline getiriyor. Onlar tabii üzücü şeyler. Onun üzerinde de belki konuşabiliriz. Evet, Şimdi hocam. burada Walras'la Walras ilgili olarak e, e, şey var. Bu ekol e, ekol <laughs> ortodoks denilen bir okul, ortodoks okul liberaller. Şimdi bu, bu okulda ilişkisi çok bir kere nasıl olsa bu insanlar bu liberaller e, Walras'ı işlerine almıyorlar. Yani niye işlerini almadıkları e, nı bazen sosyalist falan olduğu için diyorlar ama ben sosyalizme geleceğim yani. Sosyalizmden çok, sosyalizmden çok bu adamlar bir kere an, anlamıyorlar ne yaptığını var Anlamıyorlar yani. E, varlasın derdi yani amaçlarından bir tanesi tam rekabetin en yüksek yararı toplum için en yüksek yararı sağlayacak ol sağlayacağını ispat etmek yani ispat etmek şeyi var kaygısı var fakat şimdi şunu bir okumak istiyorum bak bakın bu bir o devirde bir, bir şey var Diksiyoner de ekonomik, ekonomik, politik sözlüğü Coquelin ve Guillaume diye kişi iki, iki, iki ya, ya, yazıyor bunu çok ta, çok bilinir bu şey bu diksiyoner 1852'de e, bak bakın şimdi e, söyledikleri bu işte o, o zamanın liberallerinin söyledikleri Allah göstermesin iktisatçılar serbest rekabet ilkesinin savunusuyla uğraşılmasını her zaman yakışıksız bulmuşlardır bu ilke öylesine koparılmaz biçimde toplumsal yaşamın temel koşulları içine yerleşmiş Aynı zamanda öylesine büyük, öylesine yüce, öylesine kutsal ve içlerine saldığı korkuyla ona saldıran cücelerin pigme diyor. Boyunu öylesine aşan bir ilkedir ki savunulmaya ihtiyacı yoktur. Güneş savunulmaz. Aynı şekilde rekabeti de savunmaya gerek yoktur. Güneş fizik dünyası için neyse rekabette endüstri dünyası için odur. <laughs> Şimdi e, yani e, e, bu Onların konuşulduğu, söylendiği şeyler kişilerin içinde birisi çıkıyor, Malras Bey, hiçbir şey, hiçbir şey ispatlamadınız. Bütün söyledikleriniz, yaptıklarınız hiçbir geçerliliği yok, hiçbir dayanağı yok, hiçbir temeli yok, hiçbir değeri yok, bunları söylüyor. Nul et non avenu yani Fransızca da olmasaydı da olurdu. Olmasaydınız da olurdu diyor. Yani bu, bu, bu buna getiriyor işi. Çünkü hiçbir e, işte şey e, yok. E, ispat yok. Sadece e, sadece laf. Mesela şunu söylüyor. Salt lafa dayalı kuramlar ileri sürmek bir şey. Bir kuramı kanıtlamak başka şeydir. İktisatta her gün bir dolu sözde kanıtlamalar verilir, alınır. Hepsi lafazanlık, bedava konuşmadır. Ekonomi politikin bugüne değin yalnızca lafını etmekle yetindiği şeyi kanıtlaması gerektiği bilincine varmadıkça gerçek bir bilim olmayacağını düşünüyorum. Yani tam rekabet her çok güzeldir de niçin çok güzeldir? Bunu ispat etmeye ben ispat etmeye çalışacağım ya da ispat edeceğim biçiminde de yola çıkıyor. Ama yani bu insanların liberallerin bir biçimde onu içlerine almaları gerekirken bir yerde gerekirken değil de yani aslında o da tam rekabeti savunuyor. Walras da savunuyor. Ama onun savunma biçimi e, tabii çok ayrı. Yani bir bir ispatlama sürecinden geçerek e, e, ve bir kuram oluşturarak. E, savunmaya çalışıyor ve o kromin içine girildiğinde de çok büyük sorunlar çıkıyor zaten ona e, ona gelmek e, istiyorum valrasla ilgili olarak yani e, ama tabii bu insanların yani bunlar koskoca profesörler yani şeylerde, yüksek okullarda yani kilit noktaları bunlar tutuyorlar. Dolayısıyla böyle Valras gibi bir adamın hadi şeyleri <laughs> yani diplomaları falan da yok ama yani bu adamı işlerini almaları pek <laughs> o, o olacak şey değildi. Yani nasıl olsa. Dolayısıyla 1870'te biliyorsunuz Lozan Hukuk Fakültesi'nde bir kadro açılıyor ve burada bir Rüşone diye bir kişi var. Bu e, VAUD e, kantonunun e, işte halk eğitim departmanının müdürü daha önceden Valrası tanımış Valrasın bir sunumunu e, dinlemiş şeyle ilgili vergilerle ilgili olarak da ge, şeye geleceğiz o vergi sorununa e, e, onun girişimiyle hukuk fakültesinde şey oluyor e, o kadroyu alıyor yani, kolay olmuyor e, senato e, e, üç kişiye karşı dört kişiyle. E, dört oyla e, şeyi varrası e, kabul ediyorlar. O üç kişi de e, ayrıca yani her başka şeyler de var herhalde ama yani işte sosyalist bu adam bunu ne yapacağız falan biçiminde karşı çıkıyorlar. Neyse. E, ve Lozan'da e, yani bu açıdan Fransa diyoruz ama Fransızca yapıyor şey. E, Valras gayet de bir Fransızca yazıyor. E, ama İsviçre'de yani Fransa öyle kolaylıkla içine almış değil şeyi varlığı. Yani bu bunu da görmek gerekiyor. Zaten çok şey, çok büyük bir şey içinde. Ne derler? Hayal kırıklığı ve üzüntü içinde yani Fransa'ya çok ağır Fransa'ya Fransız üniversitesine, yüksek okullarına çok ağır ithamları var şey diyor mesela bu bu okullarda zaten bir kadro elde edebilmek için e, mirasçı olmak gerekir babadan <laughs> çocuğu o, oğula geçer bu işler diyor e, gerçekten de böyle şeyler var yani hani Osmanlı'da biliyorsun şey <laughs> beşikten müderrisler vardı e, evet. orada da böyle böyle olgular var ve bunları e, çok e, şey bir şekilde e, Ama kendi yani. formasyonunda çok uygun değil yani Fransa'ya hocam yani. Liseyi bitirmiş. Yani İyi. üniversiteyi bitirememiş. Yüksekokulu da bitirememiş hatta. Ana, bir, bir ara dediğiniz gibi şeyde e, edebiyatla falan da e, Edebiyatla uğraşıyor. uğraşıyor. Biraz serserilik de yapıyor galiba. Öyle de diyor, yapıyor. Babası öyle diyor yani. Gayet tabii. Gayet evet. Fakat şey yani bütün bunlar da bir yerde işte yani oradaki yerleşmiş, yerleşik düşünceye mesafeli olmasını Ama sağlıyor. Ama şey yaz, yani Lozana gelmeden önce yani Hı. dergilerde ekonomi yazmaya Ay, tabii. başlıyor. Gayet tabii. Gayet. Tabii. Yani gayet, Özellikle bazı sol dergilerde de yazıyor yani Fransızca, ya sosyalist. Ee, ve dergilerde. bir de bir de babasıyla işte onu ona ona ondan söz edeceğiz. Evet. Babasıyla birlikte işte bu şey toprağın devlet mülkiyetine geçmesi hikayeleri şehir sorunu konusu gayet tabii herkesi şaşırtıyor. Evet. Hatta bazen bazı makaleleri mesela işte e, e, bu çok e, bizim iyi e, şeyimizdir, meslek arkadaşımızdır. Ama işte bazı düşüncelerini kabul etmemize imkan yok e, gibi notlarla e, çıkıyor şeyleri, e, Bazı yazıları e, o notlarda zaten e, büyük ölçüde şeye gönderiyor. Yani bu e, toprağın... E, devlete devlet eline geçmesi kamulaştırılması hikayesine neyse onu şey yaparız yani şimdi bu durumda Valras için aynı şekilde Kurno için de bilimsel etkinlik bir yani bir kanıtlama etkinliği bir ispat devamlı şeyde e, saf ekonomi e, politikte e, girişinde uzun uzun demonstrasyon dediği ne kadar önemli olduğunu ve bilimsel etkinliğin kuram geliştirmek, kuram inşa etmek olduğunu devamlı e, tekrarlıyor. Yani e, fakat orada gayet tabii en çok şey yapan e, hani biraz sıkıntıya sokan e, Valras'ı okuyanları şey diyor, e, matematikten başka bir şeyle e, ispatlanamaz, ispat edilemez. Hiçbir şey matematikten başka bir şey Ve matematiğe, e, ama bu matematiğe bağlanışı bir yerde bir yerde aslında tutku, tutkuza, patolojik bir şey. Yani matematikle e, bir, bir türlü e, doğru dürüst e, şey yapamadığından, barışamadığından bir yerde bu matematiği devamlı öne sürüyor. E, i̇şte matematikten başka bir şey olamaz. Sadece matematikle hakikate varılır. Bir de hakikat da çok önemli onun için. Veritas yani verite devamlı onda. O da yani üç üç şey var ya, üç ekonomi politik e, e, şeyi e, tasarımı onlardan bir tanesi işte şey saf ekonomi. Bu saf ekonomi de bilimsel ekonomi. Bilimsel ekonomi de ne? Hakikat. Hakikatleri ortaya çıkarmak falan. Oysa bunlar gayet tabii yani yaptığı, kurduğu kurama oranla çok bence yani yüzeyde kalan şeyler aslında. Hatta, hatta ya, matematiği bu, şek bu şekilde öne çıkarmasının da yani şeyle ilgili onun psikolojisiyle ilgili bir şey olduğunu sanıyorum. Yani sorun matematiğin e, sade matematik olduğu falan sorun değil. sorun bir inşa sorunu kuram sorunu ve e, e, ve ispatlama e, şeyi e, kaygısı ispatlama kaygısı. Bu e, kaygı başka şey tabi o ispatla ispatlamayı herkes e, şey yapmayabilir yani e, 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 paylaşmayabilir sorun o değil ama e, yaklaşım, ispatlama kaygısıyla bir yaklaşım var. Bu çok bunun çok altını çizilmesi gerektiğini sanıyorum yani. Yalnız tabi burada siz daha çok yani esas kurgusuna önem vermek gerektiğini, ispatlama Hayır, evet. diye biraz yani çok ciddi almamak gerektiğini, bir hafta ikincil olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Hayır, bili, bildiğiniz gibi Ercan Erjan Hoca eee ispatlamayı yapamıyor yani bir yerde biliyorsunuz. Yani sadece yani, de, değişkenlerin denklemlere eşit olmasıyla iş çözülemiyor. Örne, i̇şte örne, orada orada yani yaklaşım var nasıl olacak, matematik kurnu olacak. <laughs> o zaman bir şeyler olur o zaman. Belki de. Evet. Belki de. Belki de. Evet, belki de. Çünkü bir şey yani psikolojik bir şey var. Belki de hocam Pareto'yu falan öne çıkartması da biraz buradan olabilir. Yani onun mühendisi olması Pareto'nun bir başkası daha var. Yani daha matematikleri daha iyi. Tabii daha tabii, tabii tabii. tabii. Ee, Ercan Hoca bir de şey var. Bortkiewicz'i biliyorsunuz değil mi? Evet. Bortkiewicz Bortkiewicz e, e, şey gönderiyor. Yazılarından birini gönderiyor. Bortkiewicz o sırada Strasbourg'da zaten. Strasbourg'da tezini yapıyor falan. Bortkiewicz çok e, son derece şey bir adam yani. <laughs> hem kültürlü hem matematik hem hukuk falan. Marksizmi çok iyi yani Marks'ı çok iyi biliyor falan. Ve yani matematiği de çok iyi bildiğinde ona gönderiyor şeyini birkaç metini işte ne düşünüyorsunuz diye Votkeviç bayağı eleştirel bir şeyler söylüyor. Ona rağmen şeyini aldığında emekliliğe geçmeden önce yerime kim gelir diye Bortkiewicz'e yazıyor. Siz gelin yeri, benim yeri yani beni kadroyu siz alın diye Bortkiewicz kabul etmiyor. Ondan sonra Pareto yani, evet. <laughs> ama söylediğiniz çok çok doğru. Yani şey matematik iyi bilenlerin onun üzerinde büyük bir şeyi var. <laughs> etkisi etkili oluyor. Etkisi yani. var. evet. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ee, varsa tabii kuram dediğiniz eee varsayımlar. Yani varsayımsız kuram yok. Ee, e, şimdi kuramın yani genel denge e, şeyinin e, kuramının varsayımlarına baktığınızda e, yani eee daha baştan e, gerçekçilikle bir ilgisi olmayan şeyler. Yani gerçekle bir betimleme şeyi gerçeği e, yansıtmak falan asla söz konusu olamaz. Çünkü en önemli varsayımı biliyorsunuz şeyin. E, genel denge kuramının en önemli varsayımı genel denge fiyatları oluşmadan her türlü alışverişin, her türlü üretimin askıya alınması gerekliliği. Yani evet. Yani ne demek bu? Ne demek bu? Ee, e, şey e, zaman e, zaman askıya alınıyor. Zaman askıya alınıyor. Ee, e, zaman durduruluyor. Bunun gayet tabi daha daha bunu yani okuduğunuzda, gördüğünüzde bu şeyin kuramın herhangi bir şekilde gerçeği yansıtmak falan e, 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 O ona inansa bile gerçeği yansıtmakla bir alakası olmadığı ve bunun tamamen bir varsayım bir tasarım olduğu yani bir reprezentasyon olduğu. E, tam rekabet dediği şey zaten onu söylüyor var devamlı. kitabında tam rekabet denilen durumun gerçekte asla gözlemlenmediğini kendisi söylüyor. deneyimlenmediğini sürekli vurguluyor ve bizim için böyle bir durumun tasarlanabilmesi yeterlidir diyor. Tasarlanmış bir şey yani varsayım olarak kabul ediliyor. Siz düşünseniz yani ben bugün bir kilo bir kilo domatesi buradan alabilmem için bütün Strasburg'da o da yetmez, bütün Fransa'da o da yetmez, bütün dünyada şeyin domates fiyatının bir, bir biçimde genel denge fiyatına uygun bir şekilde saptanmış olmasını beklersem açlıktan ölürüm. Yani George Soros'un eleştirisi. ama Bu, bu eleştirinin gerçekliği ancak hocam bu varlık piyasasında olabilir. Finansal piyasalarda falan Hayır, olabilir. tabii çok çok zaten şey. Zaten Paris borsasını galiba Paris orada borsası bir arka, bir, bir, bir arka bir o. planda olan. Hayır, var biraz. tabii ona, ona, da gelmek istiyordum aynı zamanda evet. da mesela şey e, ne bileyim müzayede şey, müzayedi, yani, evet. a, e, e, Borsa Açık da artırma, açık zaten. artırma şeyi. Ben onu onu hemen geleceğim zaten yani e, evet. şu şeye e, bu e, bu e, tatonman hikayesi var ya yani evet, evet. El, el yordamı falan hikayesi o, evet. o o çok o çok önemli çünkü bu çok yanlış anlaşılıyor Ercan hoca. Yani bu çok yanlış harcanıyor ve, ve e, yani son derece şey olan neredeyse yani e, anında anlaşılabilecek biraz önce eşime e, gösterdim de yaptığım şeyi e, şemayı e, yani e, hiç, hiçbir sorun yok Neyse. E yani, yani bu bu var, şey, bir ideal tip yaklaşımı diyebilir miyiz? Şey hocam? Ya işte bu bu bunlar bunlar tabii şimdi e, ona gelmeden şu El Yordamı hikayesini evet, bir yapayım Tamam bir görelim. hocam. Şunu bir görelim lütfen. Tamam. Şu yani şu. Yani ne ne diyor? Eee tabii bunu e, bir müzayede, bir açık artırma e, şeyinde eee salonunda bu bu şekilde şey yapılabilir, düşünülebilir ilişkiler. Yani ortada bir şey var. Ortada bir, bir müzayedeyi yapan, açık artırmayı yapan şey var, kişi var. Bu kişi ne yapıyor? Yani bunu zaten hiçbir zaman buna bir ad da koymuyor. Komiser prizör mesela deniyor. İşte müzayedici falan ama buna ad da koymuyor şey Valras. Ee, Ercan Hoca bununla ilgili e, bir e, çok e, çok iyi bir tez yapı, ya Cün şeyi oldum da danışmanı oldum Valras'ın üzerinde ve e, yani Valras'ı en iyi bilenlerden bir kişidir bu o ama ne yazık ki e, bir kadro edilemedi. Ona çok üzülüyorum Valras gibi e, <laughs> ve e, şey e, bir hanım son derece zeki yani Alvarası en iyi bilenlerden biridir Bence yani onun çok dikkatli bir şekilde okudu gayet bir şeyi bu saf ekonomiyi şey diyor yani adlandırmıyor diyor şunu adlandırmıyor her seferinde yapılır olur falan biçiminde bir on vardır Fransızca'da. onu kullanıyor Neyse şimdi ne nedir yani düşündüğü Genel genel denge'nin düş oluşması için ve genel denge fiyatlarının oluşması için çünkü her şey fiyata, fiyat etrafında dönüyor. Bu bu şey bu kişilik yani bir fiyat şeyi sistemi gönderiyor. Bunlar üreticiler ve tüketiciler. Yani bütün şey, ajan ekonomik dediğimiz tüketiciler, üreticiler bunlara bir şey gönderiyor, fiyat sistemi gönderiyor. Herhangi bir fiyat sistemi, yani vektör biçiminde. Ve her her biri, tüketici ise tüketici, üretici ise üretici, bu fiyatların temelinde planlarını yapıyor. Ben şu fiyata şunu alacağım, şu miktarda şundan alacağım biçiminde. Her hepsi planlarını yapıyor. Ondan sonra, ondan sonra bu planları tekrar bu kişiye gönderiyor, merkeze gönderiyor. Bu merkez bütün bu planları e, şey yapıyor, alıyor, İnceliyor, karşılaştırıyor ve e, Aşırı e, talep varsa, aşırı talep varsa fiyatları e, e, fiyatları yükseltiyor. Aşırı e, aşırı arz varsa fiyatları düşürüyor. Dolayısıyla bir ikinci fiyat sistemi oluşturuyor ve bu fiyat sistemini yeniden gönderiyor e, şeye bütün e, e, bireylere. Bu bireyler yeni fiyat sistemi şeyin bazında planlarını yeniden yapıyorlar ve tekrar bu planları gönderiyorlar. Bu planlar tekrar inceleniyor ve bu şekilde giderek yaklaşım işte convergence hikayesi yani giderek sonunda genel dengeyi sağlayacak yani yani sonunda arzla talebi kesinlikle eşitleyecek fiyatlar oluşuncaya kadar bu şey bu mekanizma sürüyor. Gitme gelmesi mekanizması sürüyor. E, bu kadar yani e, ve bunun e, ne derece e, şey olduğu e, yani bazı piyasalar dediğiniz gibi olabilir. Fakat yani bunun e, bir gerçekle e, e, ilgisinin... Bu, bu hocam yani üretimde değil de varlık piyasalarında, döviz piyasasında, evet. bankalar arası e, işte piyasada e, işte Merkez Bankası'nın rolü oynadığı gibi bir durumu ha, da çağrıştırıyor. E, borsada efendim e, hazine ihalelerinde falan ama bunlar hep varlık ha, ha. yani finansal varlıklar şeysi. Tabi orada bir karşılığı var ama iş orada e, bireyler, tüketiciler, üreticiler falan dediğimiz zaman tabi üretim zaman alır bitti yani ha, artık e, e, ayrıntısı da tabi şimdi e, zaten e, o üretimle ne, ne yapacağını bilemiyor bir, bir yerde tabi yani zaten metnin e, içinde püre püre ekonomi zaten saf ekonomi Değişimle ilgili yani daha ha, çok değişimle yani. ama üretici de üretici var bu üretici nasıl yapacak yani üre, üretici ürettiği takdirde çünkü şey Ercan Hoca biliyorsunuz genel denge fiyatları oluşmadan hiçbir alışveriş ve hiçbir Gerçekten. üretim yapılmaması gerekiyor evet. yani bir yani or ekilir dediği ekilir dışı şey dışı denge dışı hiçbir iktisadi işlem olmaması gerekiyor ister alışveriş olsun ister e, üretim olsun. Üretim, Peki, olsun. üretim nasıl olacak diyorlar bu sefer. Çünkü metnin içinde zaten kitabın içinde e, bir yerde buna çöz. İşte şeyler olacak diyor. Karneler yapabiliriz diyor. Üreticiye işte e, sen şu e, e, ücretlerle şu e, fiyatlarla e, ne kadar üretirdin? Üretmeyeceksin ama e, karnene yaz gönder bana. İşte bakacağım. E, e, eşitleyinceye kadar şeyleri e, yani genel Aynen. denge fiyatlarına ulaşıncaya kadar üretmeyeceksin. Tabii bu e, yani da zaten yani bunun üzerine çok fazla laf edildi, laf ediliyor. Yani bu kadar lafa gerek yok. Zaten bu tamamen bir şey yani brikole derler ya yani e, işte e, böyle bir şeyin. İşte gerçekçi midir, gerçekçi değil midir, işte gerçeği göz önüne almıyor. Ya bu adamın yaptığı yani gerçeği herhangi bir şekilde şey yapmak değil, yansıtmak değil. Bir biçimde son derece kısıtlı yani strong hypothesis biçiminde son derece kısıtlayıcı şeylerle, varsayımlarla bir kuram oluşturuyor. E ama yani orada zaten büyük sıkıntılarımız. Ondan ben formalizme karşı değilim. Yani şey açısından bir bir kuram nasıl olsa varsayım üzerine kurulur. Varsayımsız kuram olmaz. Yani bir kuram Hayır, zaten ben şö şöyle e, şeyim var şimdi formalizmde şöyle bir tehlike var. Ben de tabii ki size katılıyorum. Bunun e, bir model geliştiriyorsunuz formalizmi şimdi ama şöyle bir iddianız varsa ya hakikat ve gerçek de böyledir diyorsanız o, o başka bir dünya. O başka bir dünya ve bunu yapıyor Valras. Ercan Hoca. İşte evet. en çok beni şey yapan, gerçekten üzen, e, hayal kırıklığına uğratan tamam. ve bir yerde yani çok eleştiren bu yüzden Çünkü de zaten. Çünkü zaten modelinizi varsayımlar üzerine, evet, çok gayet güçlü tabii. varsayımlar üzerine gayet kurmuşsunuz. Gayet tabii. Bu, bu varsayım yani... düşünsenize bu varsayım yani zamanın Zamanın durması ne demektir? <laughs> yani böyle bir şeyi evet. e, gerçekte böyle bir şeyi düşünebilmek e, imkanı var mı? Zamanın durması. E, sonradan da, zaten daha sonra bu işin e, yani mesela istikrar oluşturulması, stability hikayesi, konverjansın son derece güç olması, po point fix'ler falan hikayeleri biliyorsunuz. Evet. Bütün bunlar aslında e, yani bunu tutarlı kılmaya çalıştıkça Gerçekten uzaklaşılıyor. Yani oh. ara o dövrüde dövrü şeyler var. Yani e, e, bir ürün sadece ürünün değeri, sadece şu andaki değeri değil, gelecekteki değerini de göz önüne almak gerekiyor. E, complete market falan şeylerini çıkarıyorlar. Evet. Yani e, yani şeyi ispatlamayı e, sağlamlaştırmak için gerçekten devamlı yani varsayım artırılıyor kısıtlayıcı varsayım artırılıyor. Bu da tam rekabetin e, e, bir böyle hani şeyle, kuramla e, ispatlan, ispatlanması şeyini e, e, kaygısının bir yerde e, anlamsız oldu. Bu yüzden de belki de o şeyler, ortodokslar e, hoşlanmıyorlar şeyden e, Valras'tan. Çünkü sonunda e, çok aykırı bir şekilde Valras'ın de şeyi kuramı bir yerde e, e, tam rekabetin neredeyse bir anlamsız bir şey o olduğunu e, o ortaya çıkarıyor yani çok şey bir şekilde evet. yani gerçek. yani o, o yüzden şu şu mekanizma e, yani bir yerde belki de e, çok kolaylık herkesin düşünebileceği bir şey yani böyle bir şey düşünülebilir ama buradan giderek bu adam şey yapmıyor işte gerçeği yansıtmıyor bilmem ne diye ona şey yapmak üstüne çık bu varmanın bir, 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 anlamı gerçekten yok. Ama ama bunun günahı aynı zamanda Valras'ta da. Çünkü yani onu şey yapmak istiyordum. Yani şöyle bir şeydi bu açıdan Valras'ın kuramını gerçekçi olmadığı için eleştirmek Fransızların dediği gibi absürt bir tutum yani zaten okuduğunda e, bunun e, gerçekçilikle gerçekle bir alakası olmadığı o, o, görülüyor. Vallısı okumamak demek oluyor. Ama ama ne yazık ki dedim çeşitli yazılarında Vargas'ın kendisi bu tür bir eleştirinin kendisine yöneltilmesini doğrulayacak tutumlar almıştır. Yani bu bu tabii. Bu zaten e, onun e, matematikle olan e, güç ilişkileri yüzünden eee şu... Hocam bir de şöyle bir şey var yani belki eleştirecek bir nokta. Ee, bütün aşağı yukarı 19. yüzyıl yazarları gibi ki e, püre ekonominin girişinde de var. E, kuram, sanat, etik ayrımı yapıyor. Evet, Ondan tamam. sonra e, yani giriş bölümü bunlar üzerinde. Sonra e, diğer iki kitabı yani makalelerin topladığı kitap Sosyal Ekonomi ve Uygulamalı Ekonomi. Aslında yani sosyal ekonomiyi pürü e, pür ekonomiden faydalanarak uygulamak. Yani Ama işte orada, bir, bir şey var. Dolayısıyla doğru. o zaman pür ekonomi dediğinde o zaman orada bir gerçeklik yani ne kadar soyut da olsa yani bir şey olması lazım. Bir gerçekliliği de kucaklaması lazım. Ama orada işte, bir çelişki var galiba. Çelişki, Belki. Çok korkunç bir çelişki var. Korkunç bir çelişki var. Zaten her seferinde o işte bu benim yaptıklarım gerçekçidir falan demeye başladığında hemen şey reaksiyon alıyor çünkü gerçe ve geri çekiliyor. Yok yok yani ben ben bunu o, varsayım olarak. O acaba kabul şeyle ilgili mi o gerçekçilik iddiası? Siz daha iyi bilirsiniz. dekartçı olması mı? Yani bu rasyonellik bunu getirir gibi bir çıkarsama da bulunmasın mı acaba? Çünkü olabilir olabilir ama Descartes, fena Descartes değil bildiğim kadarıyla Descartes başka türlü yani varrasın <laughs> varrasın e, önemi genel genel denge kuramı ve burada burada yaptığı devasa şey e, e, yapı e, yapıt yani e, hala hepimizi e, şey yapıyor yani e, gözümüzü kamaştırıyor diyeceğim bu yapıt bir de bunun yanında. Bunun yanında işte etik felsefe falan konularında e, bir yerde çok fazla biraz geveze geveze diyeceğim kusura bakma e, şeyleri mi? var. E, 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 i̇şte işte metinleri var. Şimdi orada ben de, orada ben de, ben de matematikten ziyade o o kusura da çok Yani işte işte <laughs> o, o o yüzden de sizinle biraz bu konuda biraz şey yapalım yani e, şey yapalım dediğim yani e, ben bu konuda e, çok fazla belki e, şeyim yani e, eleştirelim e, Valras'a. Bu yüzden zaten Valrasçılar mesela şey Lozan'a gidip gelirim yani çok çok gittim geldim oradaki evet. şeylere e, seminerlere falan e, e, bir yerde e, dişleri diş, çok diş gıcırt attım orada yani şu şöyle bir şey var yani bir, bir şunu bir söyleyeyim. Ondan sonra tek konuşalım bu konuyu. Çünkü bu konu çok önemli bir konu. Ee, yani şöyle bir şey var. Pardon. Bir başka varsayım var. Bunu da biliyorsunuz. Bir başka varsayım var. Son derece kısıtlayıcı. O ne? Bölüşüm düzeninin bir veri, veri olarak kabul edilmesi. Biliyorsunuz yani herkesin bir mal sepeti var. Endowment evet. hikayesi, endowment hikayesi evet. ve bu bu veri. Veri demek çok çok güçlü bir şey yani. E, strong hypothesis biçiminde. Yani o o sepet de dokunulmuyor. O sepet nereden geliyor? De gökten düşüyor. Herkesin bir sepeti var. Dolayısıyla bölüşüm e, düzeni veri olarak kabul edildiği için herhangi bir şekilde bölüşümle ilgili bir şey yani bir bir şey söyle söyleyecek bir kuram değil. Bölüşümle ilgili bir bir herhangi bir görüş bildirebilecek bir kuram değil. Bu bunun üzerinde yani şey arkadaşlarla bir türlü <laughs> çok zor anlaşmışızdır. Bölüşüm veri olarak kabul ediliyor. Ve burada zaten varlasın sosyalizmi bir yerde. Çünkü benim e, yani e, şey sosyalizmi e, bir sorun e, yaratıyor. Yani a, 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 a. şimdi bölüşümü veri olarak kabul eden bir kuramı daha sonradan işte şimdi bilimsel olarak işte şeyi oluşturduk. Bilimsel ekonomi politiği oluşturduk. Bunun üzerine işte e, sosyal e, ekonomi politiki e, inşa edeceğiz Hayır sosyal ekonomi politik e, bölüşümle ilgili bir bir ko konu Dolayısıyla herhangi bir şekilde saf ekonomi o e, bölüşüm ko ko sorununu herhangi bir şekilde e, e, şey yapabilecek çözümleyecek hiçbir şey yok şimdi zaten yani şeyi e, bölüş e, Bölüşümü veri olarak kabul ediyor. Yani bu o kadar bariz bir şey ki ben bunu anlamıyorum şeyde. Yani Walrasçılar da falan. Mesela şey Walker'lar falan da bu bu, bu konuda şey. İşte, bu e şeyden kaynaklanabilir mi sizin? Şimdi orada yazmışsınız. Ben sosyal ekonomi diyorum. Siz toplumsal ekonomi demişsiniz. Neyse sosyal ekonomi. Yani koşulların eşitliği, konumların eşitsizliği <gülüyor> yaklaşımı. <gülüyor> Baştan koşulları eşit kıldığın zaman... E yani. Dolayısıyla daha sonra olacaklar. Yani bölüşüme müdahale etmeden işte konumların eşitsliğinde gelebilir ama bu adildir yaklaşım olabilir mi? Şimdi zaten beni en çok <laughs> kafamı yani, kurcalayan Çünkü diye. o ifade çok önemli bir şey de lazım Gayt tabii. işte o yüzden zaten onu aldım. Yani o isterseniz hemen çünkü vakit geçiyor. Şu üç, evet. üç şeyi biliyorsunuz yani o bir evet. o işte ekonomi, evet. saf bilim, ekonomi bilim, uygulamalı. Şey. Aslında bu ikinci ve üçüncü pek bilinmiyor. İngilizce'de bunlar yeni çevrildi. 1970'lerden, evet. 80'lerden sonra. Biz... Hatta 90'larda falan çevrildi. Evet. Öbürü de e, galiba bir, 1953'te falan çevrildi bildiğim kadarıyla İngilizce'ye. O, o, olabilir. Ama biz doğ, doğ, doğduğumuzdan beri Fransa'da e bulundu. Sen Fransa, tabii siz <laughs> olunca tabii işler değişiyor. Yani, de, bütün, de zaten, bütün öğrenim süre, süresince, öğrenim süresince bunu, bunu, duyduk. Yani bu üç, üç şey, üç, evet. birim, üç parça. Üç yani birim, bu, bu kitaplar, ama. yani, Ama... E, Anglo-Saksonların bildiği kitaplar değil. Yani birincisi tabii 1953'lerde çevrilmiş ama uygulamalı ekonomi ve toplumsal ekonomi 2000'li yıllarında çevriliyor. Şeye. <laughs> Ama ne işte şey. bu Anglo-Saksonların bir bir şeyi var yani biraz onlara <laughs> Anglo-Saksonlar <laughs> çok önemli gayet tabii. Çok önemli Anglo-Sakson. Zaten evet. o yüzden yani İngiltere'nin Avrupa'dan ayrılmasının e, herhangi bir şekilde bir anlamı olmadığını gayet tabii düşünüyorum. Yani İngiltere'nin e, Avrupa'dan ayrılması gibi bir şey yani Shakespeare'siz a, a, Avrupa'dan var. neyse. E, neyse. <laughs> ama Anglo-Saksonların bir şeyi var. Yani Amerikan Amerika'da özellikle e, çok ağır, yani bu şimdi de, de, değişiyormuş, gelişiyormuş. Dil bir dil bilmiyorlar. Sadece İngilizceyle ile yetiniyorlar ve yani dünyada ne olduğunu, ordo liberalismus mesela birçok bir iyi bildiğiniz e, Ercan Hoca. Ordo liberalismus Almanya'da yahu yıllardır bu, bunu, bunu düşünüyor. E ordu liberalizm musu çevriliyor. Aa birdenbire böyle ne var? yahu bu, yani biraz bu, bu açıdan e, çok fazla kendi içlerinde ve İngilizce ile yetinebileceklerini e, e, düşündüler, orada, düşünüyorlar. Orada liberalizmin iki şey de Türkiye'de başladı. Yani Webke ve Husto 1933'lerde, ee, 35'lerde bunları konuştular Türkiye'de. Gayet tabii. Ya, bir dakika şey Ercan Hoca, biz Beşik'ten beri sadece evet. kendi dilimizle bu işi yapamayacağımızı biliyoruz. Bu evet. kadar. Yani e, bunlar böyle değil. Fransızlar da aynı şekilde Fransızcayla yetinmeye çalışıyor. Ulan Fra bugün İngilizce bilmeden hiçbir şey yapamazsınız hiçbir evet. şey yapamazsınız. Yani e, e, evet, burada Şimdi da e, neyse YouTube'dan bizi dinleyen arkadaşlarımıza bir şey hatırlatayım. Biz de bir yavaş yavaş finale doğru geliyoruz. Bu arada sormak istediğiniz soru varsa ben izliyorum. E, hocaya ileteceğim. Dolayısıyla e, sorularınızı yazabilirsiniz. Evet hocam, buyurun. Şimdi şuna şu şeye gelelim. E, şimdi bu <laughs> sosyalizm olayına e, şimdi bu sosyalizm olayına. Şimdi bir şey var toplumsal yaşam toplumsal yaşamı yarışma olarak görüyor ben bunu yani şey olarak çok çok eleştiri, eleştiriyorum ve yani bunu asla yar, bir yarışma neymiş işte e, 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 yarışma e, e, start çizgisinde herkesin eşit olması bu şekilde koşullar eşitleniyor ondan sonra yarış başlıyor yarışta da herkes kendi yeteneklerine göre e, yarışı yapıyor. Dolayısıyla konumlar, pozisyonlar değişiyor. Kimisi i, 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 daha öne gidiyor, kimisi geride kalıyor, kimisi düşüyor bilmem ne. Ama burada e, müdahale etmek e, söz konusu değil. Eşitliği sağladıktan sonra yani şeydeki e, start çizgisinde eşitliği sağladıktan sonra herkesi aynı anda e, e, işte şey yapması, e, hareket etmesini e, e, sağladıktan sonra bırakıyorsun. E, özel şeyler, yetenekleriyle insanlar e, Şimdi korkuyor. hocam, e, bu bizi dinleyen arka, arkadaşlarımızdan bir tanesi Aykut Atlar genç arkadaşlarımızdan, Hacettepe'den evet. tanırsınız. E, bu bizim iktisadi düşünce girişiminde de genel dengenin tarihi konusunda sunum yapacak herhalde e, Nisan ayı içinde. Tabii ona da buradan ben de laf atmış olayım. Burada öğrendiklerini orta satma Aykut. Yani, estağfurullah. <laughs> bunun copyright bunun copyright e, hakkı, alaki yani. böcekler bana ait. Buyur hocam. Yani genel espri espri yapıyorum. Aykut yani, teşekkür, cevap e, veriyorum e, tabii, birazdan. Tabii tabii. tabii. <laughs> Hayır e, genel denge tarihi falanla e, ben o, o bilgileri bilgim yok öyle. Yani ben Valras'ı e, okudum, işte okumaya çalıştım e, e, şeyim süresince. Ee, yani iktisat öğrenim süresince daha sonra da derslerimde devamlı yani her yıl ben varası metinlerini alır derslerde evet. şey yaparım yani neyse. Şimdi şimdi bu yarışma hikayesi yani senin benim çocuğumuzla çocuğumla yani evine doğru düz kaste girmeyen şey yapmayan, son derece kısıt bir şeyle gelirle yaşayan, son derece güçlükler içinde yaşayan bir çocuğu, o iki çocuğu al, getir, şeyi koy, start şeyine, şimdi çizgisine. hocam şöyle bir, şimdi bu eşitlik size, yok olacak. Şöyle orada. bir itirazım olabilir mi acaba şimdi koşulların eşitliği dediğiniz zaman, siz özel mülkiyete daha girmediniz ama benim bildiğim kadarıyla. Varlaş kooperatifçiliği de destekliyor, değil evet. mi? Yani evet. dolayısıyla e, bu firma örgütlenmesinden kastettiği yani firmaların daha çok kooperatifçi firma gibi falan da düşünüyor benim bildiğim kadarıyla. Yani bu, bu koşulların eşitliği ilgili bir şeyler olabilir mi? Bir de tabii tarımda özel mülkiyet yok, dolayısıyla e, toprak kiralanacak, dolayısıyla orada da bir koşulların eşitliği düşüncesi olabilir mi? Şimdi bu evet. çok çok haklısınız. Yani bu kooperatifçilik konusu çok önemli. Gerçekten bu açıdan baştan beri şey yani çok ilginç şeyler yapıyor, söylüyor. Fakat ben genel ne, o, o... nedense kooperatifçilik konusu varlasın görüşleri ana kimlik sahte hiç bahsetmiyor neredeyse. Ha. ha yani tabii ama yani e, firma sahiplik albik orada kooperatifçilik şeyde yalnız Barlas'ta önemli bir yer tutuyor bildiğim kadarıyla yalnız Ercan Hoca şöyle bir şey var şimdi şu şu biliyorsunuz yani zenginlik diyor üç bölümden oluşur diyor üç bölümden topraklar kişisel yetenekler yapay sermayeler diyor yani yapay sermaye dedi sermaye aslında topraklar doğal olduğu için toplumun şeyidir Toplumun malı olması gerekir. Dolayısıyla kamu, kamusallaştırılması gerekir. Ondan sonra ve e, e, bu neyi sahi, sağlayacak diye düşünüyor. Bu verginin hem kişisel yeteneklerden hem sermayeden kaldırılması, çekilmesi demek. Ne, nasıl olacak? Devletin e, harcamaları neyle yapılabilecek? Rantla yapılabilecek şimdi bu böyle böyle bir şey ee, yani gayet tabi e, yani pek böyle ciddiye alınabilecek bir şey değil bunu sayfalarca kitaplar yazıyorlar falan bab babasıyla birlikte babasının da şeyi. şimdi sen düşünebilir düşünüyor musun yani ver vergiyi e, e, vergiden aldığınız e, kazandığınız devletin e, gelirle e, topraktan alınabilecek kaldığıya kazanılabilecek rant arasında uçurum var. Siz vergiyi e, emek üzerinden de kapital üzerinden, sermaye üzerinden de kaldırdığınızda yani e, devletin e, hemen hemen hiçbir geliri olmayacak. Yani sadece toprağın e, şeyiyle, rantıyla. Böyle Bu bir galiba şeyi Galiba ke, ke, keni yaşamamış burada hocam. Yani KDD'de de şey yani topraktan alınsın, Turkoda da tabii tek vergi alınsın, oradan alınsın yani şey babadan şey da, baba... belki şey tabi o da fizyokrat tabi değil mi şeyde babası da fizyokrat dolayısıyla biraz şey yani belki de orada hayalci veya <laughs> evet, da... evet evet yani, yani nasıl böyle ama bir şey bunu buna inanıyor ama yani bunu e, inanıyor inanıyor tabi tabi yani sayfalarca yazıyor mesela teori döla döla şey şurada e, onu onu e, te, sosyal şu, ekonomide şu var teori döla mülkiyet teorisi Evet ülkeye teorisinde bunu söylüyor fakat bir şey var orada orada yani yani e, ben onu yakıştıramıyorum kendisine e, şey e, to, to, bu e, toprağın e, toprağın işte kamusallaştırılmasına böyle öne çıkararak korkunç bir e, şeyi e, e, konuyu perdeliyor. O konuda vergi vergi sorunu. Verginin emekten de sermayeden de kaldır şey olması. Kaldırılması. Böyle bir şey yani eme, ve orada da gene biraz işte o polemikçi tarafı yüzünden orada da gene işte emeğin üzerinde vergi olmaması gerekir. İnsanlar kendi şeylerini, yeteneklerine kendi sahip olmaları gerekir. Bireycilik gibi bir şey öne sürüyor. Fakat sorun emek evet emeğin üzerinden sermaye şey alınmayacak vergi alın ama sermayenin kendisinden vergi alınmamasının imkan var mı yani e, bunu kaldırdığınız takdirde e, vergi bu vergiyi sildiğiniz takdirde e, yani e, eşitsizlik e, ta şeylere çıkacak yani e, bunun ne kadar korkunç bir eşitsizlik yaratacağı yani, e, belki bu modelini gerçekçi bulmazsınız ama yani bunları bir sosyalist düşünceyle ileri sürdüğünü kabul edersiniz diye düşünüyorum. Yani ama ne hangi hangi sosyalist düşünceyle? Çünkü çünkü e, yani insanların eş, insanların eşitliğinden söz ediyor yani koşulların eşitliği. Evet. E koşulların eşitliği, koşulların eşitliği, sermayenin da, da, dağılımıyla, bölümüyle yani e, şeyiyle zenginliğin e, e, bölüşümüyle ilgili bir şey. Siz eğer zenginliğin bölüşümüne asla Dokunmayacaksanız, o zaman eşitlik ya da işte koşulların eşitliği gibi bir şeyden söz edemezsiniz. Mesela sen Simon a, var, sen Simoncular a, a, var. Ama şöyle, hocam şöyle bir şey benim şöyle bir karşı şeyim olacak. Ben burada biliyorsunuz <laughs> ben de varlısın Bayağı ya okudum ben <laughs> sizin çay şeyler. Dinledim zaten yani. Evet şimdi varlısın dünyasında tekeller yani tekeller var da tekeller kamu tekelleri var yani e, şeyler işte orada tabii kamu malları falan gibi ayrımlar pek söz konusu değil daha yani, literatür oluşmamış ama işte bu doğal tekeller falan bugünkü literatürde devletin olmalıdır düşüncesi var e, i̇yi, iyi, e, tamam e, tamam dolayısıyla e, yani bütün, bütün top modeli yani bunları tekelleri kabul ediyor ama bunlar diyor özel tekeller ol, kesinlikle ol, olamaz diyor kamu tekelleri olabilir diyor e, Bu şey özel kesime girdiğimiz zaman da tam rekabet piyasası olacaktır diyor. Yani e, eksik rekabet piyasasında kesinlikle izin verilmeyeceği bir model geliştiriyor. Aslında bir kurgu yani bu. Evet. Tamam. Dolayısıyla Çok güzel. şimdi e, eğer tam rekabet piyasası varsa e, yani küçük küçük e, en tane firmadan bahsediyoruz ve bunların da e, kendi modeliyle çoğu da kooperatif şeyi. Bunlardan yani vergi alınacak bir şey yok modelde yani yani bunları bir sermaye bir iki modelde aslında doğru dürüst yok yani değil mi? E, e, iyi yani de, bir büyüme yok modelde büyüme evet. modeli yok. E, i̇yi de Öyle yalnız, yalnız Ercan Hoca bunları çok güzel söylüyor bunları böyle şeyleri görmüyorsunuz var hasta. yani bu, bir şeyler söylüyor ama son derece şey bulanık bir şekilde bir şeyler söylüyor. Ve o yüzden yani biraz şey yani geveze şeyler var, biraz lafebeliği var. Yani o şeyin genel denge kuramının diyelim şeyi tutarlılığı, tut, içindeki tutarlılık kaygısı burada kayboluyor neredeyse. Şimdi mesela mesela şöyle bir şey yapıyor. Bu da bana yakışmıyor kendisine ya da genel olarak yakışmıyor şeye. Mesela toplum işte ben şeyi vergiyi emeğin üzerinden kaldırarak devletin işte birey üzerindeki şiddetine son vereceğim. E, i̇yi ama yani tamam o vergiyi iyi kar, kar ama toplumun içindeki şiddetle. Asla şiddetten asla söz edilmiyor. Yani e, e, mesela kapitalist değil, entreprenör mü? E, şeyle işverenle işçi arasındaki e, ilişkilerdeki şiddet? Hiçbir şey, orada bir laf yok. Yani Proudhon'a çok karşılar biliyorsun. Şeyde e, yani benim bildiğim kadarıyla e, şeyde e, Varlas'la müteşebbis diye bir kavram yok. Yani şey olarak. Yani Entreprenör e, diyor. Yani. Ama o fabrika yönetici gibi daha çok bildiğim kadarıyla Fransızca. değil mi öyle değil mi hocam? Ama şimdi yani siz yani şey anlamda şey, Avusturyan anlamda riske giren falan anlamda risk kavramı yok çünkü e, modelde. Risk kavramı ama burada genel dengeyi düşünüyorsunuz. Evet evet. Kuramı düşünüyorsunuz. Gayet tabi evet. haklısınız. Gayet tabii haklısınız. Evet. Çünkü genel yani genel denge kuramında bütün şeyler, bütün ajanlar fiyat alıcısı. Yani fiyatların üzerinde herhangi bir şekilde bir şey olamaz. Bir etkisi etkisi olamaz. Ama şeyi içinde. geliştirirken bunu hayata geçmesi dediğiniz zaman yani sosyal ekonominin hayata geçmesi adaletin şeyi şeyde genel denge kuramından faydalanarak yani tam nasıl? rekabetçi modelde hayata geçirme iddiası var. Ama nasıl yani yok ki yok ki hayır, yani hayır. genel dengede. Tamam, ben, ben, ben onun çaresiz tabii, olduğunu tabii, biliyorum. Hayır. Ben, ama onun benim, arayışını söz, söz ediyor. Tamam. Ama benim söylemek istediğim bu güçlükler, bu e, sorunsalın, bu karmaşıklığı görüldüğünde, bu işin yan, iktisatla yalnızca çözülemeyeceği bölüşüm sorununun siyasal bir e, e, sorun olduğu ve dolayısıyla e, sadece böyle işte e, şeyin pay, piyasanın mekanizmalarıyla bu işin çözülemeyeceği, piyasanın mekanizmalarının bölüşümü ver veri olarak kabul etmesi sorunu var yani Anladım. siyasal e, boyut siyasal boyut bir yerde e, şey yapılıyor yani Freud'un dediği gibi öfle ediliyor yani bast bastırılıyor siyah siyasa var yani insan yani şey toplum içinde ...zenginliğin dağıtımı... ...korkunç bir eşitsizlik içinde oluşuyor. Gayet tabii. Yani, evet. e, e, bu, bu bu eşitsizliği... E, ...mesela... E, ...dile getirip... ...üzerinde biraz düşüneceğine... ...bu eşitsizliğinden hiç söz etmiyor. Ne diyor? Devlet, devlet işte şeyin üzerinde... ...emeğin üzerinde... E, ...devletin şiddetini kaldıracağım falan gibi. Yani bir yerde... E, ...asıl e, güçlü... E, ...şey yapıyor... Perdiliyor ve evet, orada bir yani ben Freud'u çok sevdiğim <laughs> için Freudçu şeylerle kavramlarla bu tutumu şey. Şununla isterseniz çok uzattım. Şununla bitirelim. Sorular bu da, da var. Sorular da ileteceğim hocam size ha, birkaç tane şu, soru var. Şununla Onu bitirelim şey şu. Tamam. Şu şerere e, biliyorsunuz şerere cevabı me evet. şeyi me mektubu var. Sosyalizm ve liberalizmi. Şey, diye... Sosyal ekonomi kitabının başlangıcı ha. bu. Tamam işte. Evet. Ee, bu, bu 63'te yazdığı daha sonradan şey yapılıyor, yayınlanıyor. Ee, yani burada bir ayrım yapıyor. Sosyalizm liberalizm ayırımı. Çok ilginç. Çok ilginç ve yani nasıl bir sosyalizm olduğunu oradan bize. Sosyalizm onun için ta, ta, sosyalizmin nitelikleri ve liberalizmin nitelikleri. Bakın yani baktığınızda birisi perfect perfection perfection istiyor. Sosyalizm, perfeksiyon içinde Öbürü mükemmelleşebilme, perfectible. Ee, liberalizm şey, liberalizm tarafı. Sosyalizm, sosyalizm mutlak istiyor, hakikat, hakikat arayışı, mutlak, mutlak bir şey arayışı. Liberalizm göreli, şey, relatif şey yapıyor. Mutlak, mutlakçı değil. Yani, absolü değil. Ee, sosyalizm despotizm, siyasal düzeyde despotizm e, e, diyor <laughs> sosyalizm için. E, çünkü mutlak arayışı, hakikat arayışı bilmem ne falan. Öbür tarafta siyasal düzeyde liberalizm, özgürlük. E, bütün bunlar o o metinde çok şey bir şekilde var yani. Evet, evet, evet. E, şimdi e, sosyalizm, bağnazlık, dogmatizm, bilim çünkü. Bilim bağnazlık, bilim bağnazlık onun için yani çok çünkü bağnazlık neden? Çünkü hakikat bağnaz bir şey. Hakikatin evet. relativisi olmaz şeyi Ondan sonra öbür tarafta eleştirel tutum. Bilim, bilimsel yöntem. Birisi yasalardan giderek göreneklerin oluşmasını sağlıyor. Burada liberalizm göreneklerden giderek yasaların oluşmasını. Bu da tam hayekçi bir şey. Yani hayek zaten devamlı. Burada bütün hayek var aslında yani. İşte birisi idealizm, mükemmellik e, arayışı, öbürü deneyimcilik, amp ampirizm, gerçekçilik falan ve bir tanesi Fransa. <laughs> Fransa sosyalizm, devlet, hükümet, işte otorite, kuramın önemi, İngiltere özgürlük ülkesi, pratik zeka, kişisel girişim falan ve ve ondan sonra bu şeyi bu e, sorgulamayı ben bilimsel açıdan sosyalistim, siyasal açıdan liberalim diye liberalizm diye, diye bitiriyor. Yani şimdi bunun üzerinde hani ben e, yıllardır e, hep bu, bu, bu metini, buna benzer metinleri şey ya bir yerde işte bir şeyler kuruyor böyle. Yani buna, bunu bunu ciddi, ciddiye alabilecek bir, bir bir durum olduğunu sanmıyorum. Bu, bu şekilde bitireyim ama yani bu bir yerde o şeyin yani bir, bir megaloman taraf var tabii Valras'ta. Bu da e, yani e, yaşamında e, tanıdığı güçlükler falan göz önüne alındığında e, bir yerde şey yapılabilir. Ama e, yani e, bu şey konusunda sosyal e, işte e, adalet bilmem bu e, toplumsal e, toplumla ilgili yazılarında biraz daha şeydeki e, genel denge kuramındaki... E, kaygısını o tutarlılık kaygısını sağlamlık kaygısını orada da ta, şey yapabilseydi uygulayabilseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum bu şekilde şöyle <laughs> bitireyim o zaman da sorulara geçelim Şimdi biliyorsunuz e, bu sosyal ekonomi kitabı olsun uygulamalı ekonomi kitabı olsun aslında kitap değil makaleler e, yani aslında e, saf ekonomi kitabı var başka kitabı yok şey olarak, şey olarak. olarak Ve e, bu kitapları yani e, ben de tabii o İngilizce tercüme edilen kitapların giriş yazılarında hareketle söylüyorum. E, 1890'lara geldiği zaman e, yani esas olarak zaten şeye başladığı zaman da 1870'de ilk şeye başlarken e, yani <laughs> genel teoriye <laughs> diyor ki bu üç bölümden oluşacak diyor. Yani <laughs> ben diye bir e, işin şimdi sosyal ekonomi tarafını yapacağım ve bunu uygulamasını yapacağım diyor ama e, bir şeyde hastalanıyor bildiğim kadarıyla ve emekli oluyor. Yani Hı. dolayısıyla eee birleştiriyor şeyi. E, ben, yani bu kadar megaloman olması yani bu 1863'teki yani gençlik dönemindeki bir şeyi e, yani muhtemelen biraz daha e, yani olgunlaştırırdı gibi geliyor bana ama bilemiyorum tabii ama yani şeyde ölmeden önce yani şeyde yani bir, bir kere iki şey var bir Nobel komitesine başvuruyor diyor ki bana Nobel e Barış olacak. Ödülü vermeniz lazım ben diyor çünkü eşitlik ve özgürlüğün sentezini yaptım ya olacak iş mi ya şey yani ya, Ercan i̇ki, Hoca olacak iş mi bu bile, ben yani bile, tabii ya te, tepelere dokuz. sıçrıyorum böyle böyle bir şey Bunun, bun nasıl bir yani şey anlamı var, var mı? Ha, mektupları var ama yani mektupları e Bir anlamı var. var mı? Bırak her şeyi bırakalım. Bir anlamı Sonra, var mı? Genel ekonomi gen, genel şöyle, denge okuduğunuzda. Bir, bir de şöyle e, 1910'da ölüyor ama 1909'da falan galiba bir veda e, şeyinde. 1870'te Lozan'da nasıl göreve başlarken ideallerim, düşüncelerim varsa onu hayata geçirmek istedim. Yani yazarak, çizerek hayata geçirmek istediysem şu anda da o konumdayım diyor. Yani e, 1870'te Lozan'a Girerken kendisi siz de sizde daha önce de konuştuğumuz üzere zaten sizde burada girişte belirtiniz. bir yıl kadro vermiyorlar bunu soruşturma bakıyorlar bu adam gerçekten <laughs> komünist midir değil midir falan diye şeyler geçiriyor yani onun şeyden de... yani yaklaşımı hakikaten şey olabilir bir takım tutarsızlıklar olabilir ama yani bir yani bir görüşleri de, de yani de yani şey yani ben sosyalistim ama siyasi açıdan da herhalde bu siyasal açıdan liberalizmden kastettiği yani özgürlükleri savunuyorum, demokrasiyi savunuyorum anlamında herhalde değil mi hocam? Valla e, vallahi yani yani Fransa e, Fransa'da yazı yazıyor. Yani daha Fransa dünyasında, Fransa dünyasında e, yani dünya kadar bu konularda çok daha eee çok daha başka, çok daha derinlemesine düşünen bir sürü insan var. Bunları küçümseye, küçümsüyor bir ve onlar uğra yani sonunda e, şeyin e, Andrejidin e, lafını ben e, düşünüyorum bu konuda. Yani e, e, iyi, iyi 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 niyetlerle kötü edebiyat yapılır dediği. Yani e, bu e, tuta tut tutarsızlığı yani şöyle bir şey ya da işte toprakları kamusallaştırarak bilmem ülkede eşitliği sağlarız gibi laflar edebilmesini anlamıyorum. <laughs> Böyle bunun bir anlamı olduğunu sanmıyorum. Öbür tarafta mesela Proudhon'a şiddetli bir şey var. Öfkeyle karşı çıkıyorlar. Yani Proudhon başka şeyler söylüyor yani eşitlikle ilgili olarak şeyle adaletle ilgili olarak sen var. Adamlar yani sabah akşam işte şey örneğin miras mirasın kaldırılmasını istiyorlar. eşitlik için mesela böyle şeyler. Yani Fransa aslında böyle kaynıyor yani şeyle. Ee, bu e, e, sosyal e, konularla uğraşan insanlarla e, e, Valras burada e, kendisi çok iyi bildiği halde genel genel e, genel şey denge kuramından kalkarak kalkarak genel denge kuramından kalkarak e, sosyal e, sorun dedikleri o zaman la question sociale evet. sosyal sorun çözümlenemez yani bunu çok bunu çok iyi çok iyi biliyor ama burada bir şey Ali Cengiz oyunu yapıyor yani. <laughs> yani siz ben şöyle sizin adınıza şöyle bir değerlendirmede bulunayım, sorulara geçeyim. Siz yani kurdo yani şey olarak yani haddini de bilmesi gerekiyor diyorsunuz. Yani bir evet. iyi, en iyi bildiği konu genel denge kuramı yani diğerleri konusunda çok da yetkin değil. Ama yani o, o konularda Ali Cengizlik yapmıştır ama Kurdo e, matematiği iyi biliyor ve iyi bir iyi, yani iktisat kitabı yazmıştır diyebiliriz değil mi hocam? Yani bir hafta sizin görüşünüzmüş e, evet, ama yani de ondan da ondan daha fazla bir şey devrim devrimci devrimsel bir şey yaptı Valras. Gerçekten. Yani var işte aslında. biliyorsunuz Şumpe Şumpeter'in sözünü Magna Carta diyor. Evet. Ben ya Magna Carta gerçekten böyle bir şey var zaten e, daha sonradan bu, bu, bu eser üzerine, bu yapıt üzerine yapılan bu kadar insan yani son derece şey e, e, son derece ciddi e, bilgili bu kadar insanın bu şeyle, e, bu yapıtla bu şekilde uğraşması, ilgilenmesi gayet tabii orada çok e, e, çok daha yani bir şey olduğunu e, ispatlıyor gayet tabii. Asla evet. valrasın önemini şey yapmak değil sorun yani küçümsemek falan değil ama çok çok böyle büyük laflar etme etmesini de seviyor ve her seferinde de ya bunları söylüyorsun ama bu iş olmuyor dediklerinde de kabul etmek zorunda kalıyor. Yani ben orada şeyin Lozan'daki şeyin o grubun baş, başında olan Pascal Bridel var. O benim iyi arkadaşımdır. O, o da yani Valras'ı çok iyi bilenlerdendi. Zaten 14 volümde, 14 ciltte onlar yayınladılar şeyi. August Valras'la Leon Valras'ın eserlerini evet. her seferinde onu söylüyor. Yani bir şeyler söylüyor. Bu böyle oluyor. Hemen deniyor yani dur bir dakika dendi de denildiğinde de bir yerde geriliyor. Neyse, <laughs> Neyse yani, Neyse. yani o, varlasın o, önemini asla asla asla. E, i̇ki ya da, iki tane varlas sever, sever olarak bir araya geldik. Evet, <laughs> evet yani o nasıl olsa. Nasıl Hocam olsa. bir iki şey, şeyleri ileteyim. E, Trabzon'dan Ömer arkadaşımız Ömer Kadı e, o başta yazdı yazdı bunu soru değil e, aydınlatıcı sunumlar için teşekkürler yanlış hatırlamıyorsam varlas, ben bir iktisatçı değil bir mimarım ancak ekonomi politiği iktisatçılardan daha iyi biliyorum değerlendirmesini yapmış öyle bir şey ben hatırlamıyorum ama ben de hatırlamıyorum ama yani e, güzel Mimar, gerçekten mimar gibi inşa ediyor şeyini, evet. e, kuramını. Şimdi Aykut'un epey bir şeyi var. O sırayla gideyim. İlk önce e, harika bir söyleşi oluyor. Arzınıza sağlık diyor. Sonra devam ediyor. Sorularım. E, varmaz olmasaydı başka bir kuramcı da önünde, e, elinde sonunda genel denge sorunsalını kavramlaştırmayı dener miydi 19. veya 20. yüzyılda diyor. Soru hocam bu. Varlası olmasaydı bir başkası da bunu yapa genel denge kuramını kavramlaştırır mıydı diyor. Ama siz aslında Kurnoda bunun ipuçlarının olduğunu söylediniz. Evet tabii. Hocam. Evet, evet. Yani, yani herhalde, herhalde kurno'dan kurno olmasaydı. Çünkü benim bir arkadaşım var, Rodolfo Santos Ferreira, Onunla birlikte çok çalıştık kurno üzerine, varnas üzerine. Onun bir makalesi şeyle başlıyor. Başlangıçta kurno vardı. Evet. <laughs> Başlangıçta kurno var ya. Başlangıçta söz vardı var ya. Johannanın şeyinde evet, evet. Başlangıçta kurno vardı. Böyle bir şey var. Yani o kurnoyu ciddi bir şekilde okuduğunuzda e, çok çok şey e, kafanızda e, canlanabilir ve e, yani sonunda bir genel denge gibi bir e, şeyin e, nasıl olabileceğini ondan giderek Özellikle bu e, şey eş eş anlı e, denklemler sistemiyle e, bunun bir biçimde e, çözülebileceğini e, düşünen düşünebilecek bir e, bir sürü kişi olabilirdi herhalde. Ama Valras Valras gerçekten bunu bulguluyor yani. Şeye rağmen neredeyse Kurnu'ya rağmen. Kurnu'nun Kurnu e, ev, 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 evrimi içinde Kurnu ondan uzaklaşıyor. O büyük bir şeyle e, kararlılıkla Ama şey tabii yani Valras'ın Kurnu'nun yani dolaylı olarak diyelim öğrencisi olduğunu yani zaten siz söylediniz Hı. 1853 yılında kitabını okudu diye yani genç bir delikanlı olarak yani evet. belki de bir şey anlamada okudu. Zaten babasının yakın arkadaşı falan şeyin politik ekonomiyle ekonomide ilgilenmesinde de Kurnon'un tavsiyeleri falan var şeyde bu konuda da belgeler falan da var. Dolayısıyla evet. bir, bir anlamda Kurnon'un devamı gibi yani ondan evet. aldığı bir feyiz var şeyden evet. daha evet. öncesinden. Aykut'un ikinci sorusu daha doğrusu şey konusunda ben espri yapmıştım. Bunun telif hakları bizde sakın konuşmanda kullanma diye diyor ki yani tabii kullanacağım ama atıf yapacağım diyor. Espri yapmış. İkinci sorusu şu hocam. Genel denge kuramcısının kim olduğu kim genel denge denge kuramcısının kim kim olduğunu nasıl yanıtlayabiliriz? Yanıtlı e, Arrow e, ve Han Simite, Lucas Ricardo'ya, Morishima Marx'a, Schumpeter'de adı duyulmamış e, bir mühendise atıf yapıyor diyor. Ee, Burada e, Peki ya. iyi kastetti kuramcısının kim olduğunu ilk olan anlamın işte kim olduğu nasıl yanıtlayabiliriz? Ee, yani eee Arrow ve ha, e, Han dan Smith'e, Lucas Ricardo'ya, Morishima Marx'a yani Aro ve Han Smith e diyor genel denge kuramı bu, bu, bu diyor. Lucas Ricardo'yu gösteriyor. Morishima Marx'ı evet. gösteriyor. Schumpeter de adı duyulmamış bir mühendisi atıf yapıyor diyor. Bunların hangisidir? Diyor. Yani Smith bir genel dengeci midir? Ya e, Ricardo yani... bir genel dengeci midir? Marx bir genel dengeci midir? Yok, ayı duyulmamış, ada duyulmamış. Mühendis bir genel dengeci midir? Yani yani genelde yok ki öyle bir şey. Genel denge fiyatlarına nasıl ulaşılır sorusunu hiçbirisi sormamış. Bunu valras soruyor. Valras soruyor. Valras yani, soruyor. Valras e, soransıyla... bu, bu, bu soruyu sorup bir kuram oluşturuyor. E, yani öyle Smith'le falan karşılaştırılacak bir durum yok. Smith'in evet. başka sorunsalları var. Ee, Marx'ın başka sorunsalları evet. var. Ee, Varras'ın sorunsalı. Genel dengeye nasıl ulaşılır? Genel denge ne demektir? Falan gibi soru, sorular Anladım. soruyor kendisine. Aykut'un son sorusu hocam. Yakın zamanda Schumpeter'in bir kitabıyla karşılaştım. Adeta matematiksel olmayan bir genel denge kitabı. Adı şu an aklımda değil maalesef. Schumpeter sandığımızdan daha Varras'cı mıydı? Ne dersiniz? bilemiyorum yani bilemiyorum bu o hangi hangi metinden söz edildi özeti. Aykut sen mi? bunu araştır. Ee, senin ha. sunumunda bundan şey o, yaparsın. Evet, bundan koca da herhalde dinlemeye gelir büyük tabii. Bir ihtimalle. Gayet tabii. Ee, gayet, gayet, orada tabii. konuşuruz üzerinde. Evet, tabii tabii. Ee, şimdi Tansel'in soruları var. Ee, hocam selamlar. Barnes aslında Fransa'nın çalkantılı bir bir döneminde de yaşıyor. 1848 51 Napolyon 3 dönemi Paris komünü vesaire yaklaşımına bakınca bunlarla pek bir ilgisizmiş intiba oluşuyor. E, diyor. E, ne dersiniz hocam? Vallahi çok böyle Ama <laughs> e, varılmaz çok, çok kolaycı bir şey. 1848'de çocuktu bildiğim kadarıyla evet, yani demiştim. 34'te de doğuyor 34 hayır yani benim zaten uzmanlık alanım mı diyeceğim nasıl diyeceğim bilmiyorum metinler yani bunun öte dışında söyleyecek bir şeyim yok yani işte kontekst denilen işte o bağlam içinde tarihsel bağlam, sosyal siyasal bağlam içinde işte şey Valras işte şunu düşünmüştür, bunu düşünmemiştir gibi bir şey gibi bir sorgulama yapacak bilgim asla yok. Benim Anladım. yaptığım bütün yani şey boyunca, kariyerim boyunca Valras'ın başkalarının da metinlerini okuyup o metinleri anlamaya çalışmak. Yani bunun ötesinde e, bir şey söyleyebilecek durumum evet. yok. Tansel devam ediyor. E, hem bu hem bu toplumsal hareketlerden hem de Marx'tan ve diğerlerinden herhangi bir şekilde etkilendiğine dair bir şeyler söylenebilir mi? E, Marx'a çok karşı, Marx'a evet. çok karşılar ikisi de yani baba oğul. Evet. Bu, bu karşı olma zaten e, düşündürüyor insanı. Yani nedir? Ee, Marx'da e, bunları bu kadar şey yapan e, rahatsız eden e, do, yani kendi sosyalizm çünkü Marx'ın da biliyorsunuz e, bilimsel sosyalizm bilimsel sosyalizmi Marx'da Engels kullanıyorlar yani önce her şey e, yani e, e, şimdi ma, ma, Marx'ı sevmek Proudhon'a e, da nefret etmek e, ve e, yani genel olarak genel olarak nasıl olsa komünizm falan gibi bir şey e, asla e, şey yapabilecekleri böyle e, hani e, hoşgörüyle yaklaşabilecekleri bir şey değil. Evet. O bakımdan o bakımdan liberaller liberal bunlar. Ama çok özel bir öz, özgün bir liberalizm oluşturmaya çalışıyorlar. İşte sosyalizm e, bilimsel sosyalizm falanla birlikte karşı. karıştırarak Şimdi Burak, Burak Gürbüz'ün değerlendirmeleri var. Bir, sosyal sınıfları kaldırıp yerine bireylerden oluşan iktisadi ajanlı, ajanları koyan üretim süreçlerini kale almadan piyasalarda fayda değerine göre belirlenen genel denge kuramına nasıl sosyalist diyebiliriz? Ya yani ee, bir dakika ya bu burakoca olmuyor <laughs> yani sosyalist falan demiyoruz lütfen yani bu, bu, burada Burak Hoca, ya, bir, bir bir sorun var yani şey, genel genel denge kuramı bir sorunsal bir problematik bu adam genel denge gibi bir şeye nasıl ulaşabiliriz diye bir soru soruyor ve buna bir biçimde bunu bir biçimde çözümlemeye çalışıyor. Ne sosyal sınıf var orada ne başka bir şey var. Gayet tabii bireyci. Yani kimse ki, kim kim diyor ki genel dengenin sosyalist olduğunu falan. Ya yani böyle bir şey asla söz konusu değil. Bir, bir, burada bir şey şey yaptık hocam. Şimdi bu Burak da demiş fayda diğer e, diğere göre. E, şimdi benim bildiğim kadarıyla bu fayda değer tabii iksada ...Start Stuart Mill'e girdi. Sonra Jevons'la devam etti. E, oradan gidiyor. Bu Fransa ekolinde yani zaten şeyde yok. Kurdo'da e, fa şey e, firma teorisi var. E, tüketim teorisi yok. Yani kar şey işte fayda kavramı yok. Benim bildiğim varlas da tam fayda konusu çok fazla yok aslında değil mi? Yani o sizde şey yaptığınız marjinalizme indirgeme falan varnas söz konusu yani, değil diye değil, yani, değil. yani o gelenekte böyle bu analizler çok fazla değil yani fayda diye kuramı daha çok böyle mil geleneği, mil e, efendim Jevons e, Marshall'a doğru gittiğimizde yani Anglo-Saxon dünyasına daha fazla yani o gelenek e, konusunda bir şey söyleyemeyeceğim yani ben geleneklerin e, anlarsın, Hayır yani fayda yani, fayda e, diğer yani. teorisi e, değişim teorisi şey, şeyinde yani şeyin, e, şeyle beraber e, şeyde milde ben ben tamın öğrencisi yani dolayısıyla ha, oradan almış evet. o, onu o, o, monte o, tabii etmiş. Tabii olabilir de yani fayda değer adamın yani derdi şeyi o değil yani ki, Fayda kadarıyla. değer falan değil. Yani, yani. E, bu, bu bu bunu bunu bir yerde ka kabul edemiyoruz bir türlü. Yani ille e, bir şey gel gerçeği gerçekten uzak yahu zaten daha baştan beri gerçekten uzak bu adam gerçekten uzak olması yaptığıyla ilgilenmemekmizi doğrulamaz Çünkü bir bir soru soruyor genel genel denge gibi bir şey nasıl oluşabilir genel denge fiyatları nasıl oluşabilir diye bir soru soruyor ve bu soruya matematikten de yararlanarak cevap vermeye çalışıyor cevap vermek değil çözümlemeye çalışıyor cevap veremiyor zaten biliyorsunuz yani şey Tabii, o, yani o, o siz, kesin. E, yok yani istikrar oluşamıyor stabilite oluşabilir, siz, oluşamıyor siz, siz diyorsunuz oluşamıyor ki, önemli olan soruyu sormasıdır diyorsunuz. Önemli olan soruyu sorup bunu mimar o, o mimarlık konusu çok güzel yani evet, mimar evet, gibi bu adam yani e, yok başka var mı yani o o sırada o sırada gayet tabii bu şey gibi yani ovni gibi dış bu yukarıdan düşen ya <laughs> gibi bir şey bu varnasın yaptığı orada. O yüzden evet. zaten kimse e, e, doğru dürüst anlamıyor ne olduğunu Kurno'yu evet. da anlamadıkları gibi. Evet. Ama başka bir şey yapıyor. Öbürleri sade evet. laf ediyorlar. Yani kusura bakmayın <laughs> kusura bakmasınlar. Yani e, o o o devirde yazan bir sürü iktisatçı var. Bunu gayet tabii buna kadro vermeyen bir sürü bu adamları kimse bugün şeyin dışında bir takım iktisadi düşünce konusunda yani alanında çalışanların dışında kimse bilmiyor. Evet. Ama bugün e, gidin Anlasa açın Valras'ın kitabını, açın Kurnol'un kitabını. Allah Allah demeye başlıyorsunuz. Yani yani bunu bir yerde Burak Hoca'nın bunun üzerinde düşünmesini şey yaparım. Sağlık veririm yani bu, bu konu üzerinde. Burak Hı -hı. Hoca zaten çok teşekkür ediyor. Çok güzel konuşma oluyor diyor. Ben çok zevk aldım. Çok teşekkürler. Sağ olun. mı? olun. Sen de sağ ol Burak'cığım. Aykut diyor ki hocam diyor. Öyle Hocam kısmı yazmamış ama hocalarım kısmında yazmamış. 7 Nisan'da... E, e, Devam ederiz diyor. Yani konuşması yedi insandaymış şeyde. <laughs> insan insanda He. devam ederiz diyor. Olur. E, genel denge tayini. Tamam Aykut'cum sana e, söz veriyoruz. E, başka soru yok zannediyorum. Hocam. Peki. De, son bir değerlendirmeniz var mı? Kapatalım mı? Yok. Yani yok. son bir cümleyiz. Son cümle yani e, tekrar size tekrar çok teşekkür ederim. Bu şekilde yani hepimiz teşekkür ederiz. Çünkü gerçekten e, sizin sayenizde e, hem bir şeyler söyleyebiliyoruz, kendi, kendi yani o onu söylüyordum. İçi, kendimizden çıkıyoruz, kendimizden çıkıp bir şeyler gerçekleştiriyoruz, ister sözlü olarak, ister yazılı olarak. Yakında kitap çıkacak yine sizin çalışmalarınız sayesinde tabi ekip olarak da aynı zamanda. Evet. E şu sırada da zaten işte bu metodoloji üzerine de o şeyi bitirmeye çalışıyorum <laughs> makaleyi. Neyse. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Ee, teşekkür, başka toplantılarda görüşmek üzere. Ben ee, teşekkür kolay gelsin ederim. teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler.